Merhaba efendim TV Net'e Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Boğaziçi Film Festivali vardı. Bu festivalde bir yönetmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Koru Fincancı'ya ithaf etti, aldığı ödülü. Oyuncu Burak Haktanır bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Fakat Bununla sınırlı kalmadı törendeki söylemler ve aslında eylemler. Tıpkı o yönetmen gibi düşünen diğer sanatçı arkadaşları da bunun e, kabul edilemez olduğunu, asıl e, oyuncunun karşı koyduğu yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiradan atam girine bir ödülün ithaf edilemeyeceğini belirten oyuncuya karşı çıkarak bunun eril tırnak içinde bir dil olduğu sisteminde bulundular e, sonrasında aslında bir tören daha bir ödül töreni daha siyasi Şova dönüştürüldü ve tamamlandı ama tartışması halen devam ediyor Hafta sonu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı bu açıklanan törende enteresan kareler ekranlara yansıdı Aslında hem vizyonu hem de vizyonun dışında kalanları Konuşma gerekliliği hasıl oldu. Diğer yandan Cumartesi günü de 60 yıllık bir hayal gerçeğe dönüştü. Fakat burada da Türkiye'nin ilk otomobili üretim bandından çıkmasına rağmen halen 1961'de kalanlar vardı. Tamamını konuşacağız konuklarımızla her hafta olduğu gibi Mete Yarar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Mete Bey, Nedim merhaba. Bey. merhaba. Bu haftaki konuklarımızdan biri Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz Hüseyin Teşekkür Bey. ediyorum. İlerleyen dakikalarda ekonomiden sorumlu eski devlet bakanlarından Sayın Masum Türker de bize katılacak diyelim ve Hüseyin Bey ile <laughs> başlayalım. İlk başlığımız film festivalinde fincancı şovu. Şimdi aslında bir ödülün alındıktan sonra birine ithaf edilmesi kadar normal. Doğal bir şey yok. Fakat e, bir şeyi birine itaaf ediyorsanız, onun onu anıyorsanız, ona adıyorsanız, e, bunun işte ya sektörle ya aldığınız ödüle katkıyla bir ilgisinin olması gerekebilir, bir bağlantısının olması gerekebilir. Ya da birinci dereceden sizi emeği geçtiğini düşündüğünüz kişilere, kurumlara bunu adayabilirsiniz. Burada biz geçen hafta Fincancı'nın bu iftirasını Bu yalanını konuşurken Konuştuktan sonra galiba 1 iki gün sonra ya da ertesi gün Gözaltı kararı ve sonrasında Tutuklama kararı çıktı Belli ki burada ithafın dışında Bu konuyu diri tutma Telaşı ve unutturmama Telaşı da var Siz öyle görüyor musunuz? Tabi belki diri Tutma veya Unutturmama Daha ileri bir yorum olabilir ama Şimdi söylediğiniz gibi bunu çok sevdiği birisine ithaf etseydi Kendisine çok işte bu konuda yardımcı olan birisine ithaf etseydi Ya da işte bu alanda çok önemli lider diyebileceğimiz Önemli işler başarmış birisine ithaf etseydi Bu konuyu bu kadar konuşmayacaktık Dolayısıyla sanatınızla konuşamıyorsanız ee, işte bu tip ithaflarla konuşuluyorsunuz. Bence asıl bundan sonra söz konusu e, işte e, ithafı yapan yönetmenin bundan sonra işte bir takım uluslararası e, bu tip organizasyonlarda ya da işte e, birileri tarafından fonlanan bir takım şeylerde nasıl karşılık bulacağını ona bakmak lazım. Şimdi malum e, işte Sanatıyla öne çıkamayanlar, sanatını e, konuşturamayanlar ya işte balkona çıplak çıkarak e, ben buradayım kendini hatırlatıyor ya e, işte bu tip farklı şeyler yapanlar vardı ki onların bu e, şeyleri biraz daha masumdu. Bu e, hakikaten Türkiye'nin günlerce konuştuğu e, ki e, ifadesine baktığımız zaman Şem, Şebnem Fincancı'nın bile e, geri adım attığı bir e, olayla alakalı böyle bir çıkış yapıyor. E, aslında ne yazık ki son zamanlarda benzer festival ödül törenleri vesaire konularında inanılmaz bir e, üst, yani olayın dışına çıkma kutuplaşma. İşte bir tarafın hararetli alkışını alma, desteğini alma gibi bir yaklaşım var bazı sanatçılarımızda. Asıl e, üzüntü kaynağı orası yani. Nihayetinde e, sanatçısınız, sanatını icra ediyorsunuz. İşte e, yaptığınız işin karşılığında toplumdan takdir topluyorsunuz ve e, bunun karşılığında bir ödül alıyorsunuz. Şimdi buna baktığımız zaman maalesef. E, böylesine ödül almasına rağmen hani yaptığı işten dolayı ödüle layık görülmesine rağmen yaptığı işten e, toplumda yeterli karşılığı bulamadığı için mi nedenini bilemiyoruz böyle bir çıkışla günlerdir kendini konuşturuyor eminim ki e, sizin de söylediğiniz gibi işte gerek kendisi gibi hareket eden bazı e, meslektaşlarının ya da işte sanatçıların gerekse işte toplumdaki bu bölünmüşlükten, kutuplaşmadan nem alarak, o kesimin e, alkışını alarak, gerekse uluslararası <laughs> işte bir takım mağduriyetler dile getirerek, uluslararası fon, ödül ne denirse desin, böyle bir şeye oynadığı aşikar. E, dolayısıyla yani su, yani tekrar o kimyasal e, iddialara vesaire, hiç dönmedim bile. Sevdiği biri dediniz ya sevdiği biri de olabilir o bu arada. İtaf ettiği kişi. Şimdi tabii yani bu olay olmasaydı ona itaf eder miydi? Yani hazır kutuplaşmış veya işte fondaşların üzerine itinayla durduğu o meseleyi dile getirdiğiniz zaman hak etmediğinizden daha fazla alkış alacağınız bir platform. Dolayısıyla hem o durumu canlı tutarak hem de bu kutuplaşmada yararlanmak için söylenmiş bir ifade. Teşekkür ediyorum. Nedim Şener bu konuşma olmasaydı buna karşı çıkış duruş olmasaydı o alkışlar olmasaydı biz belki de bu ödül törenini sadece yayınlanması gereken mecralarda, magazinde, gazetelerin eklerinde, televizyonların kültür sanat programlarında görecek ve kimin ne ödül aldığını öğrenmiş olacaktı. Şimdi bütün Türkiye bunu biliyor, fakat kimin ne ödül aldığını bilmiyor. Şimdi tabii maksat da bu muydu? <laughs> <acaba>? Yok <laughs> Yo, şöyle, biz bunu bu tartışmayı e, Burak Haktanır isimli e, aktör yiğit bir vatan evladına borçluyuz. O ödül alan yönetmene değil. Ödül alan yönetmen ödül alıp aynı konuşmayı yapsaydı salonda da alkış alıp kapalı devre o iş orada biterdi. Belki satır arasında okuyabilirdik Şebnem Korfin Cancı'ya ithaf ettiğini. <laughs> ama ama e, Burak Haktanır e, tepki gösterince konu Türkiye'ye mal oldu. Çünkü Burak Haktanır aslında bir vicdanın sesi ne dile getirdi. Çok uzun yıllardan beri PKK terör örgütüne saldırılarına şehit ettiği askerlerimize yani mesela 11 Aralık bebeği annesiyle hava uçurduğu zaman Bedirhan bebeği siz o, o cenahtan o mahalleden aydınım diyen, entelektüelim diyen kesimden herhangi bir tepki gördünüz mü? Görmezsiniz. PKK orman yaktığı zaman onu bile orman görevlileri yakmıştır. Ya da şöyle olmuştur. Eğer PKK yaktıysa da onu en azından işte orayı imara açmak için birileri yakmıştır. Devlet yakmıştır falan. Yani hükümetten birileri yakmıştır falan diye yaklaşan isimler. Şundan dolayı Burak Aktanır'ın tepkisini bağlamından koparmamak gerekiyor. Diyor ki röportajında, 24 TV'de verdiği röportajda, Ben Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf ettiği için değil diyor. Yani ona ben kişisel olarak tepki gösterebilirim. Ama açık bir yalan söyledi diyor yönetmen, ödül alan kişi. Sadece barış dediği için hap tutuklanan Şebnem Korur Fincancı deyince hayır barış dediği için değil Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attığı için diye tepki gösterdim. E dolayısıyla barış ve dolayısıyla barışa Ve bunu dedi. birkaç kere tekrar ettim diyor. Dolayısıyla diyor ki yani salonda bulunanlara ve genel olarak da Türkiye'ye bir yalan söyledi. Şebnem Korur Fincancı'nın ağzından ben barış istiyorum dediği için tutuklandığına dair bir gerekçe yok. Mahkeme tutanaklarında böyle bir şey yok. İfadesinde böyle bir ifade yok. Türk Silahlı Kuvvetleri adlı bir iftira var. Dolayısıyla bundan tutuklandı. Bunu söylüyor ve diyor ki PKK'nın kanalları, bütün internet siteleri bu kadını destekleyen, bunun söylediği sözlere yer veren yayınlar yapıyorlar diyor. Yani Bu gerçeği nasıl sen kamuoyundan gizlersin diyor. O yüzden Burak yani son dönemde bu konuda tepki gösterenler oldu. Yani mesela Tamer Karadağlı'da değil mi? Mesela evet. her zaman ülkesinin yanında duran, pozisyonda net gösteren, ama o camia tarafından, sözde aydın yazar çizer takımı tarafından nasıl linç edildiğini görüyoruz uzun zamandan beri. Burada da Burak Akdenir'in ortaya koyduğu hakikat toplum tarafından hem sosyal medyada hem de genelde biz de burada konuşuyoruz. O kadar güzel sahiplenildi ki aslında karşı tarafın rahatsızlığı bundan. İlk kez bakın ilk kez söylemde geri durmak zorunda kaldılar. Savunamıyorlar. Neyi savunacaklar? Yani Şebnem Korur Fincancı'nın içinde bulunduğu durumu ya da ne yaptığını mı savunacaklar? Yönetmenin ya barış dediği için tutuklandığı diyerek manipüle etmesini mi? Yani salonu ve Türkiye'yi manipüle etmesini mi savunacaklar? O yüzden bakın farkındaysanız bu konu Burak Aktanır'ın koyduğu çizgi üzerinden ilerliyor. Tartışma öyle gidiyor zaten. Ve öyle de olmalı zaten. Çünkü biz bu ülkede 20 yaşındaki vatan evlatları şehit olurken PKK orman yakarken, işte Selahattin Demirtaş güzellemeleri yapanlar, işte Türkiye'yi aciz göstermek için şey yapan kendine Aydın diyen insanlar. Biz Mete Süper Haber'de bir program yapıyorduk Memleket aşkına diye. Orada ilk başladığımız gün 15 Temmuz'dan bir, bir süre sonraydı. Bu memlekette Aydınım diyen Yazarım, çizerim, entelektüelim diyenlerin nasıl hiçbir işe yaramadığını biz 15 Temmuz gecesi gördük. Sonrasında da kontrollü darbe diyerek ya da tiyatro senaryo diyerek hatta bazıları şu cüreti gösterdiler. Efendim, niye tepki göstermediniz darbeye? Yani tiyatro oynarken sessiz durulurmuş. Yani bu bu acizliği, bu alçaklığı yazabilenler oldu biliyor musunuz? Yani böyle alçakça yazabilenler oldu. Peki tankların ezdiği paramparça ettiği vücutların acılarını duymadınız mı? Duymamışlar. Çünkü tiyatro izliyorlar mı? Sessiz durmak lazımmış. Kendini böyle konumlandırdılar. Şimdi biz Mehmet ile Ozan dedik ki hep şunu söyledik ve birkaç kere tekrar ettik. Dedik ki ee, biz bu az olan ama sesi çok çıkanların değil bu memleket için canını veren, vergisini veren, görevden kaçmayan, darbeyi, demokrasiyi ipten almış bu insanların diliyle konuşacağız. Diplomat gibi değil, asker gibi değil, e, efendim siyasetçi gibi değil, bürokrat gibi değil. Halk gibi konuşacağız. Ve onların duygularını ve onların söylediklerini şey yap. Ve sokakta ne zaman gitsek, beraber de gitsek, tek de gitsek. Anadolu hiç fark Malatya, Maraş, Urfa hiç fark etmiyor. Abi diyor aynı bizim gibi düşünüyorsun, aynı bizim gibi konuşuyorsun falan diyor. İşte mesele o. Burak Aktanır ilk kez bu milletin vicdanının sesiyle bir kişi bakın hem de mikrofonda da değil. Ta gerilerden bir cümle etti. Hakikat bütün Türkiye'de yankılandı. Ama nasıl oluyor? Ve çıkıyor diyor ki çocuk. Ya tabi bu diyor bu mahallenin %99'un nasıl olduğu bellidir. Ödüller nasıl dağıtılıyor bunu da biliyoruz diyor. Muhtemelen bu benim kariyerimi de etkileyecek diyor. Çünkü oyuncu genç bir olumsuz oyuncu. Etkileyecek, evet. Olumsuz etkileyecek. Olumsuz etkileyecek diyor. Şimdi düşünün. Hani Mete bazen yayınlarda isyan ediyor ya kardeşim. Ya şehidine sahip çıkamıyorsun bu ülkede. Şehidine sahip çıkamıyorsun bu ülkede bas bas bağırıyor adam kendini yırtıyor parçalıyor değil mi? Biz bebekler bebek öldürülen katillerini öldürür bebeklere sahip çıkamıyoruz. Ama bu bırakak aktanır. Eğer sahipsiz sahip sahiplenilirse o ses daha gür çıkar. Aynısı Diyarbakır anneler ne olmuyor bir değil 300'den fazla Diyarbakır annesi. Yıllardan beri eylem yapıyorlar 38 tanesi evladına kavuştu. 38 tanesi. Şu HDP mesela 38 kişinin canını kurtarmış mıdır acaba dağdan? Ama o anneler 38 kişinin canını kurtardı. Çocuklarını geri aldılar. Ceset torbası gelecek. meselesi. Şunu gelin bakın. Ya, güya yazar çizerim işte o şeyin şikayet ettiği Burak Aktan'ın da hepimizin şikayet ettiği kesim. Hiç Diyarbakır anneleriyle ilgili bir şey konuşuyor mu? Hiçbir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Ama ne oluyor? Mesela PKK'nın sözcüsü Demirtaş onlar için hala bir yazar, bir çizer, bir tiyatro ya e, şey, yazar değil mi? Hiç onlara bir şey olmuyor o mahallede. Ama ne zaman bu memlekete sahip çıkarsan aynı Burak Aktanır'ın Bir kısmı yapmaya çalıştığı gibi ya faşist olursun ya milliyetçi olursun ya ırkçı olursun ya Kürt düşmanı olursun falan. Mutlaka hedefe konursun. Öyle oluyor. Ama ben şundan e, e, mutluyum. Burak Aktanır Bu kez sahipsiz kalmadı. İlk andan itibaren sahiplenildi. hepimiz sahip çıktık. Ve asla bunu da onun önüne koyarak değil, öyle olması gerektiği için onun yanında olarak e, ve bunun da ben ilerleyeceğini ve insanların sesinin daha da şey çıkacağını, gür çıkacağını en önemli zamanlar. Masum Bey hoş geldiniz. Ee, konu başlığını yakalayabildiğiniz için. Masum Bey kilo verdiniz bu arada? Evet, yani hemen fark ediliyor yani. Daha yakışıklı <laughs> olmuşsunuz maşallah. <laughs> Sağ olun. Veriyoruz yani. Gel <laughs> alalım. Ya iyi, iyi de daha sağlıklı. olmuş. Yemek az yiyor. Evet. Evet. Eyvallah. Ama Dört işin sırrı da bu. Galiba, operasyon değil mi? operasyon falan geçirmiyor. Yok yok. Ha maşallah çok. E, maşallah iyi. böyle devam et. Yok. Peki. Ee, şimdi bu ödül törenini, olaylı ödül törenini konuşuyoruz. Ee, i̇şte Hüseyin Bey ile biraz ithaf kısmı ile ilgili onun görüşlerini aldık. Ee, Nedim Şener de şunu hatırlattı. İthafla ilgili bir sorun yok. Ortada bir o oyuncu Burak Haktanır'ın ifade ettiği hani barış dediği için tutuklandı. Şebnem Korur fincancı, buna karşı duruşunu sergilemek için sahnede bu konuşmayı yaptığını hatırlattı. Ama e, itaf penceresinden bakalım ya da bakmayalım. Yani bir sanatçı ödülü istediği kişiye sevdiği kişiye itaf edebilir. E, fakat sonrasında yani Burak Haktanır'dan sonra sahneye çıkanlar bunun bu dilin, bu dilden rahatsızlığı açıkça ortaya koydular. Dolayısıyla biz buna İtaf mı değil mi noktasından istediğimiz kadar bakalım, istediği istediğimiz kadar ayırarak ayrıştırarak bakalım. Ee, onların e, bu itirazı aslında her şeyi ortaya koyuyor. Neden? Eril dil ifadesini kullandılar. Mesela e, ihanet ya da herhangi bir iftirada eril dişil ayrımı yapılabilir mi? Aynıdır. Erkekte de, dişi de aynıdır. Yani. Ben buradan şunu anlarım. E, eril dil vatanına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkar. Ona laf söyletmez. E, dişi yani, yani şöyle e, Burak Haktanır'ın sözlerini itibarsızlaştırmak amacıyla söylenmiş bir yaklaşım. Kendilerinin tamam ne kadar naif, bakıyorum. ne kadar nazik e, e, bu konuların dışarıda konuşması gerektiğini e, nazikçe söylerken onu da sinsice itibarsızlaştırmaya çalışıyor. O da diyor ki yani hiç öyle değil diyor. Yani siz, ben ne söylediğimi biliyorum. Çocuk açık açık söylüyor. Şimdi ben netice, hayır ben çizgiyi çekip toplamı söylüyorum size. Şimdi o konuşmacı içimizden biri de olabilirdi. Şöyle bir itiraz ortaya koyamaz mıydın sen olsaydın? Arkadaşlar, bu hanımefendi şu 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 sebeple gözaltına alındı. E, sorgulandı ve tutuklandı. Aynı tepki sana eril değil olarak gelmeyecek miydi? Ben de diyorum ki bu itirazın erili dişili mi olur? Hatta eşitliğin bu tarafına geçiriyorum. Vatanına Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkmak erillerin işi. Dişiller 3 nokta. Masum Bey bu soruyu ben sizin cevaplamanızı istiyorum. Şimdi bir kere ben ee, Şükran İncancan'ın eril ya da dişçi olarak konuştuğunu düşünmüyorum. O bulunduğu kurumun başkanı olarak, baş o kurumda sürekli muhalif e, duruş sergileyen bir kurum, e, bu muhalif kuruluşta durumunu sergilerken aslında söylenmemesi gereken, yani işin gerçeği bu, söylenmemesi gereken, hele hele doktorsa görmeden söylememesi gereken lafı söyledi. Yani lafı söylediği laf ki nedir? Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerine çamur atma lafıdır. Şimdi bu çamur atma işi, Türk Silahlı Kuvvetlerine çamur atma bizden önce kimin için başladı? Hatırlayalım Irak'ta Saddam için başladı. Saddam'a da aynı şey, bu iş Amerika Birleşik Devletleri orada işgale giderken kendine gerek şey yarattı. Dedi ki kimyasal silah kullanılıyor. Hatta Tony Blair hemen koştura koştura bu fikre sarılıp o da e, katıldı. Nitekim ne oldu? Tony Blair daha sonra bu konuda da yargılandı. Yani ba, yargılanmadan evvel de başbakanlıktan, parti başkanlığından ayrıldı ki İngiltere hükümetiyle kendisini ayrıştırdı. Şimdi buradaki kullanılan laf da tabiri de budur. Bir kere ben ee, devlet ama erillik, adamlığı erillik dişillik bununla ilgili değil Hayır, değil ama o, o sonraki tartışmaları ben ee, kişisel buluyorum neden kişisel buluyorum İthaf eden de kişisel ithaf ediyor onu eleştirenler de kendi aralarında yani kişisel derken kendi kişilikleriyle ilgili değil artık iş anasından ana konudan çıktı tarafların birbirlerine hitabına dönüştü öyle olmaz yani ee, ne ithaf eden böyle bir toplantıda bunu yaparken böyle bir şov yapmaması gerekirdi ne de diğerleri de mecbur kalmamalıydılar. Kaldılar. Yani ben e, bu olayın aslında çok fazla sürdürülmesinin bizim Türkiye'nin aleyhinde oynanmak istenen oyuna bir nevi zemin hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar yaptıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim güneyimizde yapmak istediklerinin önünü kesmiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hani orada yapamayınca Ege'de bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Bu Doğu Akdeniz'in kontrolünü ele geçirme talebiyle ilgilidir. Yakın bir zamanda benzer olayları Kıbrıs'ta yaşayacağız. Kıbrıs'ta karşımıza çıkacak. Bu olayları yapabilmek için artık silahlı kuvvetlere çamur atmaları gerekirdi ki bu konudaki aktivitelerini, buradaki faaliyetlerini kesebilsinler. Ama silahlı kuvvetlerin burada bir başka avantajı var. O avantajı da şudur. Bir kere savunma bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiği için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de plan bütçe komisyonunda görüşülürken gizli konuşulan yerde Aynı zamanda HDP milletvekilleri de hazır bulunduğu için da kaç kişi varsa oradaki o bütçede gizli kısımda bile bir imyasal silah alımına tahsisat ayrılmadığı kaldı ki savunma bakanlığı da açıklama yaptı. Böyle bir stokumuz yok. Bu bir iftiraydı. Bence bu tartışma iftiranın üstünü gölgeliyor. Yani iftiraya karşı çıkmak lazım. Neden karşı çıkmak lazım? Silahlı kuvvetlerine yapılacak bu iftira bize yarın öbür gün her Türkiye Cumhuriyeti'nin savunmada bizi sorumlu halde tutmak için tamam, yapılacaktır. Tabi, tabi. Ama ben 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 o iki tarafında tartışmasını hiç bu konuda o kadar ağırlıklı önemsemiyorum. Önemsediğim şey. Fincancı'nın konuşmasıdır ve bu Türkiye'ye zarar veren bir konuşmadır. Efendim, o, onu, onu reddetmek konuştuk, lazım. Diyor, o, onu konuştuk, o bitti zaten. Şimdi e tamam Ben onu reddediyorum. Hayır, bunun üzerinden bir tanesi bunu köpürtüyor, sizin söylediğiniz gibi o da ona itiraz ediyor. Yani bu e, itiraz... İki, iki taraf da kendine göre yapıyor. Birisi işte diyorsunuz ki e, ithaf etmesi doğrudur, ben ithaf etmesi de yanlıştır diyorum. Diğerinin de söylemesi doğrudur ama öyle bir tartışmayı iki tarafında yapması doğru değildir diyorum. Yani ikisinin de tartışması Türkiye'ye zarar verir. Yani ben o yönüyle bakıyorum. Ben biraz da geleceğe bakarak bakıyorum. Bugünkü evet eleştirmek, sen yanlıştın, bu doğrudur demek kolay. Ama biz yapmamalıyız. Çünkü bu yapanlar yanlış yaptılar. Bakın bir tanesi demiyorum. İlki yanlış yaptı hitap ederken, ikincisi de yanlış yaptı. İkisinin de bu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekası Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları düşünülmeden yapılan konuşma. Ya, ya, şimdi şimdi ben bura, bura, i̇kisinin de, de konuşması yanlış. E önce iltifa, kilo verdiniz, etme etmiyor. Şimdi kar çıkacağım. karşı çıkacağım. Karşı çıkacağım. Strese girip sakın iyi falan hayır canım yani ben... <gülüyor> herkesin <gülüyor> düşüncesi <gülüyor> kendine göre. E, yani şöyle... E, Belki de hiç alışmadığımız uzun zamandan beri alışmadığımız bir şey, bu tür <laughs> yerlerde e, orduya sahip çıkan hatta bir yalana itiraz ederek bunu da açıkça dile getiren ses pek yoktu. Çünkü o mahalle <laughs> bunu yapanı anında afaraz ediyor, etiketliyor ve e, ne iş bulabilir ne ekmek yiyebilir hale getiriyor, şey bırakıyor. Dolayısıyla bunun şöyle bir şey. Ee, çok daha farklı ithaflarda da bulunabiliyor bazı törenlerde çok farklı olmaması gereken ithaflarda yani şunu da biz yaşadık yani bir Ankırmen aldığı bir ödülü ben hiç unutmuyorum birkaç yıl önce Hrant Dink cinayetinde e, karartılmasına rol oynamış gazeteciye itaf etti yani böyle ağzım açık baka kaldım yani çok ünlü bir ödül töreninde gitti bunu Diyor ki, işte tutuklu o hala tutuklu. Bu cinayetten tutuklu. Ya yani bir gazeteci cinayetinde gazeteci tutuklu ve sen ödülü gazeteci olarak ona ithaf ediyorsun. Hala çok ünlü Ankırmen'den bahsediyoruz yani. Ama Hıran Dink'e de diğer taraftan sahip çıkıyorlar. Öldürülmemeli diyorlar. Yani yani şimdi çelişki, on, çelişki onu için o, diyorum. Yani o, 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 o hiç ilgilenmiyorlar. yani o, o kısmı ben, hiç ilgilenmiyorlar. Hakikatte hiç ilgilenmiyorlar. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burak Aktanır eleştirilecek konumda değil. Burak aktanır ancak desteklenmeli, cesaretlendirilmeli. Ki kardeşim sen yönetmensin şunu yaptım bunu ithaf ediyorsun. Çocuk şunu söylüyor bakın diyor ki o kişiye de ithaf edebilir. Ama Barış dediği için tutuklandı. Sözüne itiraz ettiğim için ben bu e, tepki gösterdim. Tamam doğru söylüyor. Yani burada onun eleştirecek ben, tarafı ben, ben, ben doğru söylüyorum ama diyorum ki iki tarafında ister ne anlamda olursa olsun Ulusal çıkarlar açısından şu anda Türkiye'nin birlik birlik içinde olması gereken Aa, bir yok, konuyu öyle bir birlik yok. E, bir, bir olması gereken ama ben öyle birlik öyle, var demiyorum. Yok, ben olması bir yok. gereken yok. bir konuda bir yok. gündeme Hocam, getiren iki tarafa da ediyorum. zarar veriyor. biraz edin. sonra konuşacağız. Türk çocukları İHA yapıyor, SİHA yapıyor, otomobil üretiyor. Mühendisler Türkler çalışıyor. Onu bile hazmedemiyorlar. Orada birlik falan aramayın. Bu ülke için birlik içinde olanlar canını verenler. Yükünü çekenler, birlik olan onlar zaten. O da yetiyor zaten. Yani şimdi Neyse, Mete'nin sözünü konuda, fazla almayayım. Bu konuda sizin çok uğraştığınız FETÖ'cülerin zamanında Aselsan'da belki daha da ileriye gideceğimiz teknolojiyi üretenlerin nasıl tek tek e, öldürüldüklerini hepimiz yaşadık. Yani genç çocuklar, bunlar belki yaşasalardı bugün. E, şu anda tok olsun. İHA'da SİHA'da bile olsun dışarıdan yaptığımız ikmalleri yapmak zorunda kalmayacaktık. Türkiye'de üretilecekti. Türkiye'de bu iş yapılacaktı. Yani bu e, yapılanlarla geçmişte Şakir Zümre'ye bomba üretiminden vazgeçirdip soba üretimi yaptıtmaya demir hava uçak yapmaktan vazgeçirtip züklü tencere imal ettirmeden farkı yok. Yani bu tür şeylere daima ben karşı çıkılması gerektiğinden yanayım yargıya da intikal etmiştir bu iki. İnşallah ikinci kısım da yargıya intikal eder. Kim haklı haksızı yargı tarafsız bir şekilde çözümler. Peki. Mete Erer, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Düşünecek bir şey var mı? Ee, yani? bana, bu konuşma kan Film Festivali'nde oldu değil mi? Ya Oğuz da, e, ya da Oscar töreninde Oğuz oldu. Boğaziçi Ödülü Evet. Ödül, film festivali şeyde birisi e, Avrupa'da Amerika'da oldu bir tanesi Fransa'da oldu. Muhtemelen öyle bir yerde oldu. Değil mi? Öyle oldu. Ben çünkü öyle, öyle olmalı. De emin değilim ya. Bir, bir bakalım ona arkadaşlar. Yani Boğaz içi Film Festivali Türkiye'de yapılıyor, değil mi? Ee, güzel. Çok ilginç, değil mi? Ee, yerini soruyorum arkadaşlar, yerini. Adını biliyorum. Evet. AKM'de yapıldı ya. <laughs> ne güzel, değil mi? Ve içeriden bir tane evlat sesini çıkarttı diye seviniyoruz farkında mısınız? Bence kapatın gidin ya şeyi. Dükkanı kapatın ya. Dükkanı kapatın ya. Siz neyi konuşuyorsunuz ya? Bir tane adam diyor ki ben bu söyledim ama bu benim hayatımı bitirecekler ben biliyorum diyor. Diyor ki dışarı çıktım. İçeride alkışlayamayanlar Dışarıda bana sıraya girdiler, tebrik sırasına gittiler. Ama en azından o iyi bir şey. Yok kapatın abi dükkanı. Kapatın dükkanı. Yani. Siz kendi ülkenizde askerinizi savunacak, ön plana çıkartacak, haksızlığa direnecek bir yerde değilseniz kapatın abi bana. Hatta kapatın ve atın bir daha açmasınlar kapıyı. Açmasınlar ya. Biz bunu, bununla mutluluk duyduk biliyor musunuz? Delikanlı söylemiyorum. Delikanlı, çok delikanlı bir adammış. Delikanlı bir adammış. Biz şöyle baktık olaya. İçeriden bilgisi çıktı diye baktık. Ben de diyorum ki, bir tane adam çıktı. Farkında mısınız diyorum ben. Bir kişi çıktı içeriden. Farkında mısınız? Üstelik Bu olay de, kan film festivale falan geçmiyor. Üstelik tam dediğiniz gibi tam size, destekçi. Taksimin göbeğinde lafı tam anlamıyla buraya oturdu. Evet. bu evet. E, festivale e, katılanlar, davet edilenler daha biraz daha orta yol hani Antalya Film Festivali. Yok, gibi ben e, bir yerde e, olsaydı öyle biri çıkmazdı yani. Ben bunları burada o kadar çok seslen dedim ki inan şu anda hani tekrar düşmek için konuşmuyor. Barikatlar döneminde işte şahit olun belgeselini tek çekmek için gittiğimde ben kameraman bulma, bulamadım. Bırakın böyle sanatçı manatçı. Kameraman bulamadım. Bana gelen herkes şunu söyledi. Abi geliriz. Ama bil ki bir daha asla bize bu sektörde iş vermezler. Ben dedim ki oğlum hadi gidin o zaman. Şey yapmayın. Yani ben sizin hayatınızın akışını değiştiremem deyip hiç kamera bilmeyen bir ekiple gitti. Kamera kullanmasını bilmeyen bir kişi hariç yerlenmiş bir kamera kullanmayı bilmiyor. Ve bu da çok uzun bir zaman önce değildi, 2015'ti. 2015. Ve ne oldu? Hayır ben size sorayım. Ne oldu? 2015 yılında bunu çekmeye gittiğimizdeki olaydan bugün ne değişti? O gün bulamadığımız yerden ne değişti? Bunları söylerken, anlatırken herkes ediyordu bazen. Hani abi diyorlardı biraz fazla abartmış olabilir misin? Ben diyordum ki devlet terbiyemden ve diğerlerinden en azından diğerlerini anlatmıyorum. Eğer diğerlerini anlatmış olsam zaten hani ruhum bunu kaldırmaz diyordum. Ben yalnızca size şeyi anlatıyorum. Yaşananları anlatıyorum diyordum. Şimdi şu sahneye bakıyorum ve bu sahne bana çok acı veriyor. Bir delikanlı İstanbul'un göbeğinde Türk askerini savundu diye Seviniyoruz. Bravo. Bence de sahip var. çıktık diye de dile getiriyoruz üstelik. Efendim. Sanki başka seçenek varmış gibi. Sahip çıktık da diye de bunu dile getiriyoruz. Ya bir de sahip çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani çocuğun başına bir şey gelmesin diye uğraşacağız bu saatten sonra. Yani onun için uğraşacağız. Başına muhtemelen gelecek bir şeyler. Biz nasıl bu hale geldik ya? bu nasıl bir gladyatör gibi geldik. Böyle sahneye bir tane kahraman çıkıyor. Bizim adımıza dövüşüyor. Ve oturup seyrediyoruz ya. Yani. Biz bu hale nasıl geldik ya? Yani? Biz buna bu hale nasıl düştük daha doğrusu? Bizim adımıza birisinin savaşmasını istiyor. Savaşmasını istiyoruz bir kişinin. Niye? Yok muydu orada başka kişiler? Yok muydu bu memleketin başka yazanı, çizeni, iş adamı, konuşanı, edeni. İlla ki vardır. Ama, ben olduğuna inanıyorum ama sesini çıkaramama senin verdiğin örnekteki. Abi bakın bir kez daha söyleyeyim. Kameraman örneğinde olduğu gibi. Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Hangi konudan bahsediyorsunuz? Yani dünyanın tanıdığı bir terör örgütünüyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni memleketin içinde savunabilmek için birisi Risk alıyor hayatından, hayatından risk alıyor, meslek hayatını bitiriyor. Ya bir şey size vurmuyor mu ya? Bir şey vurmuyor Normal mu? Normal bir şey mi bu? Ya bu size şey gelmiyor mu? Acayip gelmiyor mu bu kelime ya? Ya ben söylerken bile bir bana kelime acayip geliyor ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ne anlatıyoruz arkadaşlar? Ne anlatıyoruz? Neyi konuşuyoruz? Ya bu saatten sonra neyi konuşacaksınız ya? Bir kişi çıktı diyoruz ya. Bir kişi çıktı ya. Ve o çocuğa yapmadıklarını bırakmayacaklar merak etme. Diyeceksiniz ki yok ya öyle filan. Öyle mi? Mesela sol tarafımda bir arkadaşımız var Nedim Şener. Mahkemelere tek başına gidiyor geliyor. PKK'lılar gidiyor. Arkasında 100 tane savunacak olan gönüllü avukatıyla. Nedim? Parasını tutarak adam gidiyor. Merak etmeyin arkadaşlar, unutacaksınız. Bunu da unutacaksınız. Unutacaksınız ya. Hiç abartmayın. Bazı şeyler acıdır. Acıyı söylemezseniz de birbirinize gelemezsiniz. Hiç kaza getirmeyin. Unutacaksınız. İki gün önce söylediğiniz adamın dizi filmini de seyredeceksiniz. Merak etmeyin. Rating vereceksiniz. Rating aldıracaksınız. Merak etmeyin. Yapacaksınız. Yapacaksınız. 2015'te başıma gelen 2022'de 7 yıl. 7 yılda biraz daha artmış durumda. Bir kişi çıktı diye seviniyoruz. o bir kişiyi inşallah daha sonra bulursunuz. İnşallah bulursunuz. Siyasetçilerin PKK konusunda destek veren söylemlerini duymadığınız bir yerde Neredeyse PKK siyasetin göbeğinde yer alıyor. Siz ne diyorsunuz ha? TSK, 20 yaşında delikanlılar, dağın başında, sınır ötesindeler, zap gibi bir yerdeler. Onlara atılan bir iftira var <laughs> ve bunu savunan İstanbul'un göbeğinde bir yiğit evlat var. Yani bunu. Hani bundan 50 yıl önce falan böyle bir mizansen olarak yazsalardı, aya gidilmeden önce, aya gidilir, gidilemez ama, şey gidilir ama bu olmaz derlerdi muhtemelen. Muhtemelen böyle derlerdi. İyi ki varsın sevgili kardeşim. İyi ki varsın. Ama senin varlığın bizi onurlandırdı ama beni çok kötü yaraladı biliyor musun? Beni çok kötü yaraladı. Senin yaptığının büyük kahramanlık olması beni yaraladı biliyor musunuz? Diğerlerinin suskunluğuyla beraber. Bir kişi çıktı. Bir yiğit çıktı. Ya düşünsene. Hasan Tahsin mi ya? Yunanlara maç etti arkadaş ya. Tek başına mıydı ya? İstanbul'un biz işgalde miyiz arkadaşlar ya? Ya ne diyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz arkadaşlar ya? Delikanlının birisi diyor ki benim hayatım bitecek diyor ya. La memlekette memleketin ortasında bu lafı nasıl söyler bir insan ya? Demek ki kimlerin hayatları bitti bu ülkede ya? Kimlerin hayatları bitti? Kimlerin hayatlarını bitirdiler? Kimler daha önce de itiraz etti de hiçbir hiç yere gelemedi. Vallahi umudunu yitirmiş gibi görünüyorsun. Ben umudumu ee... yitirmiyorum. Ben umudumu yitirmem. Umudunu yitirmem. Ama ben hayatta bir tek hayatta bir felsefem vardır. Şeref, haysiyet, onur yiğitlik kadar, mertlik kadar önemlidir. Ben askerlerimin Mertliğinden de, cesaretinden de, vatan ve ahlaklarından da bir şey tut düşünmüyorum. Ama onların bize arkada bıraktıkları başka şeyler var, değerler var. Bize emanet ederek gittikleri değerler var. Şeref, haysiyet, onur, gurur. Bunlar bize emanet edilerek gitti. Onlar orada zaten öbürlerin mücadelesini yapıyorlar. Bunlar da bize emanet Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ben emanete emaneti böyle mi savunacağım? Ben bu emanete çıkan bir delikanlıyı bir kişi çıktı diye mi sevineceğim? İyi ki varmış delikanlı. Ya olmasaydı? Biz daha önce de olmayan örneklerini çokça verdik bu arada. Ha. Mete anlatırken aklıma geldi. Ya. Ya. Bu propaganda'nın yapıldığına dair kısımları da haberleştirdik. Dolayısıyla o haber dolaşımdaydı. Tabii. Tabii. Öyle değil mi Hüseyin abi? Tabii. itiraz yani, etmiş. Bu, evet. bu hikaye böyle. Yani şeye bakın böyle Mete. Yani. Mete eski bir e, asker olduğu için de yani onun duyguları hepimizden daha şey, diri, daha şey. E, Yo bu 15 empati, Temmuz 15 Temmuz şehitleri için de tabii geçerli. Tabii, geçerli. Yani sokağa çıkan o Şimdi, 251 tane vatan evladı için de geçerli. Bak çok şey özür geldim. şey değil. Yani asker olmak gerekmiyor. O, ona buna maydanoz olan bazı eski askerler var. Bir takım sanatçıları yere göğe koyamazlar. Kardeşim, her şey sen beraber daha güzel olacak diyenler dahil olmak üzere. Yani demokrasi, ifade özgürlüğü. Şimmeten'in söylediğinin onda biri kadar o Burak Haktanlara sahip çıktılar mı? Bildiri yayınlıyorlar değil mi? Her şeyi çok iyi biliyorlar. Vatan sevgisi onlardan, her şey onlardan, demokrasi de onlardan sorulur. Ama hiç görüyor musunuz? Bravo ya. Onu bırakın. TSK'ya iftira atıldığında ne yaptı ki o, o kamuoyunun çok iyi bildiği Mete'nin eski meslektaşları? Ölü tak. Ha? Darbecisini savunanı var. Muhtıracısını savunanı var. Kendini yere göğe koyamayanı var. Kibrinden. Kardeşim seninle beraber her şey güzel olacak diye aslan kesilenler var. Ha? kahraman diye bildiğimiz insanlar TSK'ya atılan iftiraya tek cevap verdiler mi? Vermezler. Onu bırak, bırak hak tanır herkes adına konuştu orada. Hepimiz adına konuştu. Bu millet adına konuştu. Ya bravo. Bu çocuk desteklenmeli. Bu çocuğa sahip çıkılmalı. O kaygıyı hissettirmemeli. En azından bu kaygıyı yaşamamalı. Diye mu duyuyor musunuz? Yok. Onlar için sanatçı, onlar için aydın. Çünkü niye? O mahalleye kendini beğendirecekler. Hani böyle podyuma çıkanlar gibi, mankenler gibi o mahalle. Çünkü niye öbür türlü ırkçı derler, milliyetçi derler, Haşistler. ne bileyim, faşist derler. değil mi? Militaristler. Bir örnek sadece Burak Aktan'ın için değil. 1994 yılında Onat Kutlar, Yasemin Cebenoyan Taksim'de Marmara Pastanesi'nin orada bomba koydu PKK. Değil mi? Kafeye ve bu iki insanımız şehit oldu. Gazeteci. Cebenoğan da asistanı ona kutlar. Kardeşi vardı rahmetli Cüneyt Ceben Oyan. Bir gün gazetesinde çalışıyordu. Yıllarca yıllarca hep şunu anlattı. Bu mahallede kardeşimin katil olan PKK övülüyor. Bu mahallede PKK saygı görüyor hala. Ben bunu eleştirdiğim için ırkçı yaftası yapıştırıyorlar. Daha da ileri giden var. Devletin köpeği olmuş şerefsiz diye tweet atanlar vardı. Bu ülkede oldu bunlar. Videoları hala var. Bir trafik kazasında e, vefat etti Cüneyt Çobanayan. Ama bunu yaz, bunu söyleyerek, yıllardan beri bunu söyleyerek sol mahalleyi kastederek söyledi. Tek bir eleştiri var mı? Tek bir eleştiri var mı? Hani o mahalleden ben her ağzımı açtığım zaman küfür ediyorlar ya. HDP'yi sen ötekileştiriyorsun. HDP seçmenine şöyle diyorsun. PKK geçen hafta örnek vermiştim. PKK Ozan Çiftçi isimli HDP delegesini, üyesini cezalandırdık diye infaz etti. İlan etti bunu internet sitesinden de. O mahalleden bir dakika ya HDP seçmene nasıl dokunursun sen diyen oldu mu? Partiden diyen oldu mu? Bak hemen HDP'liler ee, şeyle ilgili sahip çıkmışlar bak HDP'nin grup başkan vekilleri Boğaziçi Film Festivali'ni düzenleyen organizasyon artık ee, bununla ilgili tepki göstermiş o ö ödül ile ilgili hemen ne yaptılar gardına aldı HDP'liler İşte bilmem savaş diline esir olmak devletin diline esir olmak diye onları eleştiriyorlar Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktığı için bilmem kimi eleştirmek bilmem neymiş falan filan bak nasıl bir gürü halinde üzerine çullanıyorlar. İşte bırak halkların haklı kaygısı bu. Metin'in de anlatmaya çalıştığı bu. Bu ülkede vatansever olursan anlı önce bir yani hele PKK meselesi o zaman Kürt düşmanı ve ırkçı faşist diye yaftalanırsın. Güya tırnak içinde itibarsızlaştırırsın ama ben diyorum ki işte buna rağmen buna rağmen bezdiremiyorlar bu milleti. Yine bu millet o savaşı kazanıyor. Ama şu propaganda savaşını kaybediyor. Masum Bey iki, iki tarafta yanlış yaptı dediniz ya aslında bu güruh kutuplaşmadan da şikayet eden güruh. Yani şimdi iki tarafında e o, özür dilerim o kutuplaşmadan şikayet etmiyor. Ben istediğim dili kullanayım istediğim gibi hakaret edeyim ama bana bir şey söylemesinler. Onların itirazı o aslında. Yok yani bunu. Onu öyle dillendiriyorlar. Söylem hani. Serhat aynı partisinin arasında demokrasi kelimesi bulunduruyorlar ya nasıl CHP'li Özgür Özel efendim Ali Babacan Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı ifade özgürlüğüymüş. Peki çıkın bugün Burak Haktalar'ın ki de ifade özgürlüğüdür. Bir tepki dile getirmiştir. Deyin bakalım. Hadi Özgür Özel yapsın. Hadi Ali Babacan çıksın desin ki Burak Haktalar haklı bir tepki göstermiştir. Söyleyebiliyor mu? Aa, söyle. O zaman HDP hemen der ki bir dakika ne oluyor ya? Ha o zaman seçim tehlikeye girebilir. O yüzden vurun vatanseverin üzerine, vurun çiğne, şey, yakın geçin giden üzerinden yani. Bırak aklını gibilerin. Ben iki tarafında söylediğini alevlendirmenin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Birisi yapmaması gereken şeyi ithaf etti. Yani ithaf etmesi için arada bir bağlantı, bir ilişki, bir varlık olması belli neden yaptığı, o sistemin içinde var olmaya baktı. Diğeri de çıktı, yapamazsın dedi, eleştirdi. Belki ben de orada olsaydım aynı şeyi söylerdim. Ama benim söylemimi başkasının da övmesine, başkasının şey yapmasına gerek yok. Yani söylenmesi gerekiyordu, ondan sonrasını ben söylüyorum, zararlıdır. Çünkü sonuçta yönetim bu işi reddetmiştir bizim devletimizin yönetimi bu işin kapanması gerektiği konusunda tavrını koymuştur. Bu tavrını koyduğu için öyle tarafların bu işi büyütmesi bir şey getirmez Türkiye'ye. ya yani benim bakış açım o. Yoksa ben mesela dün televizyonu izlerken ithaf kısmını verdiler de televizyonlar. Ee, şey kısmını vermediler Burak Haktanır'ın söylemini. Orada bir başka hanımımız var. Evet, onu izlediğiniz onu çıkardı, televizyon... konuşmadılar merak etme. O izlediğiniz televizyonla ilgili olabilir mi <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama istediğim te, izlediğim televizyonlar benzer şekilde yani sizin Hı. gibi düşünen televizyonlar. Evet. Ama hiçbirisinde görmedim. O vermediler. Demek ki orada Bunun da. görüntüsü yoktu zaten. E, yoktu. Sadece sesi yok vardı. tabii. Yani Sesi de duymadım. Şeyi de duymadım. Ama ben Söylendikten sonra eşelenmesinin doğru olmadığını devlet sorumluluğu içinde düşünüyorum. Yoksa e, söylenecek çok laf var. Mesela Mete Bey söyler, çok e, etkilenir, duyarlıdır. Duymazsa, görmezse bile birisi böyleden vicdese hemen haklı olarak kendi müktesebatı içinde bunu söyler. Ama ben bunu söylerken iki tarafında söyleminin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum söyledikleri için değil. Söyledikten sonra bu işi tartışma konusu yapmalarının Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Neden? Şimdi bunu bir sıradan tartışma konusu gibi algılamamıza aa, sebep oluyor bu söz. O aa, açıdan aa, sordum aa, ya ben de ben de sıradan bir tartışma olmadığı için öyle yapması gerektiğini. Sıradan olsa tartışalım istediğin kadar. Ama bu sıradan değil. Bu Türkiye ile ilgili benim endişelerim var. Benim bu konuda Türkiye üzerinde oynanan oyunun bir nevi ilk halkısıdır. halkasıdır. Son zamanlarda kullandığım tabir var. Bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de uzun vadeli vizyon, kısa vadeli fırsatları değerlendirmek lazım. Ama şu ana kadar Türkiye'de kısa vadeli fırsatlar vizyonun yerini alıyor. Yani kısa vadeli, uzun vadeli vizyon derken stratejimizde uzun vadede olasılıkları dikkate alıp temkinli olmak lazım. Bu konuda da şu anda hükümetimiz, hükümetimizin içinde yer alan bakanlar, bir savunma, genel kurmay çok temkinli bir şekilde kesin dille kesip tartışmadan dikkat edin konuyu kapatıyor. Neden? Çünkü onlar istihbaratları biliyorlar. Ne yapılmak istendiğini biliyorlar. Bunun neyi amaçladığını biliyorlar. Bu onun üzerinden iki tarafta prim almaya çalışırsa Türkiye zarar görür. Peki ama Milli yani, Savunma e, Bakanlığı Burak'la ilgili bizzat Sayın Bakan e, irtibata geçti. E, bakanlıkta ağırlamak istediğini belirtti. Tamam Onu ama bireysel mi? söylüyor. Bakın dikkat edin. Böyle bağırarak her şeyi yani ben işi sorumluluk içinde yaptıklarını düşünüyorum. Sorumluluk içinde Peki, yapılması. Bu arada Burak Aktanır'ın kürsü konuşması yok siz öyle bir beklentiyle izlediyseniz. Evet. Kürsüye çıkıp göstermiyor o tepkiyi. Ee, oturduğu oturduğu yerde. yerden, bulunduğu yerden sesi var. Evet tamam. E, yani, yani ödül e, alanlar çıktığı e, e, tamam. için zaten. yani en azından o haberi yapanlar, size benzeyen televizyonlar yani size, size yakın benziyor, çok çizgisi <laughs> olan televizyonlar. Onun için televizyon söylemedim ben. efendim. Hayır hayır. hayır. Pekala bundan bahsedebilirlerdi bahsetmediler. Hatta ben dedim işimden ya madem ki bahsetmiyor yok böyle. Niye bu ithaf kısmını ağırlıklı veriyorsunuz diye de ben söylendim kendi kendime. Sistem ettim. Yani kendi kendime söylendim. Yani evet, sistem edecek kimse yoktu yanımda bu konuda. Evet. Ya ben dedim ki yani olmaması gerekir. Çünkü bakın ee, mazi tarihi olup biteni unutmadan davranmak lazım. Evet. Ben şu ee... Olay gecesi sosyal medyada çokça alay konusu olan Eril e, sorumun cevabımı alamadığımı düşünüyorum. Son umudum Nikoğlu. Bir cinsiyet ayrımcılığı var burada diyorum. Buna dikkat çekmek istiyorum. E, orada aslında bu ifadeyle e, bırakın bu işleri. Bu bu tip klişe söylemleri. Erkeklik taslaması. Yani, erke... Bu 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 gibi. demek bu. Heh. Şimdi ben de diyorum ki söz konusu vatansa gerisi teferruat diyenler. Şimdi yeni bunun dil, muhatabıdır güncel güncel Diğerleri yani, değil midir? Güncel dil kullanımında eril veya maskülen kelimeleri e, bir e, alaycı ve e, biraz küçümseyici bir hitap olarak kullanılıyor. Yani belki onu Z kuşağı olarak adlandırmayalım ama güncel dilde bu tür ifadeler hani biz anlar macho evet veya affedersin Ma maço, maskülen. daha eskine vardı ya yani böyle başka kaba tabirler ona benzer bir e, ifade için kullanılıyor bu tür kelimeler erilik yani yoksa etme. şey cinsiyet ayrımına düşmemek lazım yani dişil hani senin üzerine vurgu yaptın ya bu işin erili dişili olmaz diye bir şey yok dişil diye bir şey zaten yok yani Kavramsallaştırma da kaba bir şeyi kaba olduğunu ifade etmekte kullanmak amacıyla dişil veya başka türlü ifade etmek için dişil ifadesi kullanılmıyor. Eril veya maskülen lafı bunu çok duyarsınız. Çok maskülen diye. Maço. maço. Gibi mesela Deşittir, yani. Bizanlılar öyle bir ifade vardı. Benzer bir şey. Yoksa bunun dişili sen arıyorsun ki ya bunun dişili erili olur mu? Onun boşuna arama. Çünkü... Günlük kullanımda onun karşılığı yok ama erilin var. Orada kastedilen o değil. O değil evet. Peki Hüseyin Bey. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani buradaki ifade e, cinsiyet ayrımından çok işte e, bu tepkiyi dile getireni işte e, itibarsızlaştırma. Yani işte, ya işte nereden bu çıkışı yaptın ne gerek vardı işte yersiz bir çıkış yaptı. Sırası mıydı? Zaten devamında diyor yani bu meseleleri dışarıda konuşalım falan vesaire yani. Dolayısıyla hani o onun böyle fevri, yersiz, e, hatta işte macho, kaba diyebileceğimiz yani böyle bir işte e, bir e, toplu, e, toplulukta e, beklenmeyen bir davranış. E, sergilendiği zaman işte yani herkesi, o daha kötü o zaman. Herkesin içinde küçük Hayır, düşük. o daha kötü o zaman. Hayır, Hayır, şöyle tabii, tabii tabii. Onun yani. için Herkesin içinde küçük düşürme amacıyla kullanılan bir tabir o orada. Yani e, yani işte yerim burası yani şimdi tabii, yani bir bir toplulukta yani e, mesela e, şey vardı hatırlar mısınız? 90'lı yıllar mıydı? Banal diye mesela banal, çok banal bir falan diye mesela böyle sözü itibarsızlaşmak için çok banal ya da o kişiye hitaplı banal. yani böyle bir tabir olarak kullanılıyor. O yüzden dişini arama yani yani, aram yani. Ye, yani onu da başka türlü kullanıyor. Yani ye, yeri değildi. Yani şimdi bir to, bir bir topluluk düşünün. O topluluğun içerisinde bir kişi e, o topluluğa yakışmayacak. O e, ya ortama İşlama yakışmayacak. Şey, evet. çok bir İşlama. çıkış yapmış olmasına yönelik. Ahengi Ortam. bozucu. Yani evet yani. Evet. Şimdi yeri miydi burası yani ya işte içinde bulunduğun topluma bir bak sen nasıl konuşuyorsun sen nasıl davranıyorsun aslında o anlamda. Yani şey Sonraki sunucu zaten zıp çıktı diyor ya yani onu nasıl tanımlıyor zıp çıktı diye tam o işte o karşılığı o oluyor bir anlamda. Evet yani, yani dolayısıyla... dışlamak onu o ortamdan dediği gibi dışlama amaçlı bir işte. şey. Peki araya gideceğim aranın ardından devrim otomobilinden devrin otomobiline. TOG'u konuşmaya başlayacağız. Hafta sonu üretim bandından ilk otomobil çıktı biliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi. Biz de o törendeydik. Hem izlenimlerimizi aktarma fırsatı bulacağız Hüseyin Likoğlu ile birlikte. Hem de e, devrim otomobili, devrin otomobili ayrımını yaparken 1961'de kalan zihinleri anacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Devam ediyoruz efendim. Net bakıştasınız. Konuklarımız Masum Türker, Hüseyin Hikoğlu, Nedim Şener ve Mete Yarar. Ee, i̇lk bölümde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde yaşananları konuklarımıza sorduk, değerlendirmelerini aldık. Şimdi hafta sonu gerçekleşen TOK fabrikasının açılışı bir yönüyle, diğer yönüyle de üretim bandından ilk otomobilin daha doğrusu ilk akıllı Aracın, onlar da Tok yetkilileri de böyle söylenmesini talep ediyorlar. Bir akıllı cihaz diyelim buna, çünkü otonom ve aslında günlük hayatta kullandığımız bilgisayarın otomobile uyarlanmış versiyonu ve daha da geliştirilecek yakın zamanda hem hibrit teknolojisiyle hem de kendine has bir takım özellikleriyle. Ee, bir zaman sonra yani tam üretime geçip faaliyete başladığında aslında bu teknoloji de onu takip eder vaziyette bir seviyeye ulaşmış olacak bunun da altını çizmekte fayda var Hüseyin Bey sizinle başlayayım oradaydık bu tarihi ana tanıklık ettik ee, aslında ee, bir otomobil fabrikasının e, açılışından ziyade daha doğrusu bir otomobil fabrikası gibi değil bir teknolojik kampüsüne bir teknoloji üstüne gidiyor gibiydik. E, güzergahı e, gözlemledik içeriye girene kadar. Bir bir müddet e, arabayla, araçla bir müddet e, yürüyerek e, aslında her kampüs kendi içinde her tesis bir teknoloji barındırıyor. Bir teknoloji e, üssü. Ee, sanki otomobil orada bu işin formalitesi gibi. Ee, ben böyle gözlemledim. Katılır mısın? Oradan devam ettirir misin? Şimdi tabii Türkiye kendi otomobilini yapma hikayesi e, hem eski e, hem e, bu milletin gönlünde bir yara. E, dolayısıyla e, bunun başarılmış olması o e, Dolaylı olarak yani sevinci, heyecanı katlayan bir durum. Yani ilk kez yapıyor olsaydık bu heyecanı, yani mazisi olmasaydı, geçmişi olmasaydı, üzücü hikayesi olmasaydı. İşte devrim otomobiliyle ilgili filmi izleyip de herhalde gözü en azından yaşlanmayan kimse yoktu yani dolayısıyla e, sadece... sadece misin bu soruda. <laughs> ben bu soruları böyle çok kuvvetli sorma diye yani söylüyorum. söyle. Sorma e, istersen öyle. Yani e, sizi anlıyorum. Yani o demin konuştuğumuz e, o, ya onlar küçük. Yok yani. aynı aynı. Yaşan hiçbir şey yok. Ben onların et. küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum. Yok. Yani <laughs> çok iyi. Şimdi dolayısıyla hani hani bu ülkede var olmak, çocuğunu bu ülkede büyütmek ee, bu ülkeye e, kendini ait hisseden e, kişiler açısından söylüyorum. o filmi izleyip de duygulanmaya yok. Dolayısıyla devrim arabaları e, film, filminden bahsediyor. De devrim arabaları filminden bahsediyor. Ee, dolayısıyla e, o açıdan baktığımız zaman ve üzerinden 60 yıl geçmiş yani 61 yıl geçmiş. Şimdi ben e, bu haftaki yazımda aslında yazı yazmadım sadece e, 54. hükümetin başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın Mart 1961 yılında dönemin darbecilerden oluşan hükümet üyelerine ne yaptığı sunumu e, yaptığı sunumu sadece paylaştım. Bin, a, Mart 1961 Necmettin Erbakan, docent, işte İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü Başkanı yanlış hatırlamıyorsam, dönemin darbecilerinden oluşan hükümetine 27 Mayıs Bakanlar Kurulu'na sunum yapıyor ve bu sunumda Türkiye'nin yerli otomobil yapması gerektiğini ve yapabileceğini yapma gücünün olduğunu. Buna gücünün olduğunu. Yapması halinde Türk sanayisinin e, nasıl etkileneceğini ve o zamanın işte e, fabrikaların isimlerini sayarak filanca fabrika camını, filanca fabrika motorunu, filanca fabrika kabortasını yapabileceğini, bütün bunları anlatıyor ve dünya örneklerini veriyor. işte Brezilya'daki otomotiv İlk otomotivin fikrinin nasıl oluştuğunu ve e ekonomisine neler kattığını bütün bunları anlatıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda 1961'de, 1961'de bu yani yazım duruyor. E 1961'de söylenen sözlerin tamamı neredeyse bugün e de söylenebilecek sözlerdi. Yani 1961'de bu sözler söylenmiş. bir yapabiliriz filanca e, fabrikaların e, filanca parçaları yapabileceğini, bu otomobili yaptığımız taktikle Türkiye'nin ekosistemine, sanayisine ne gibi e, katkılar sağlayacağını işte, hatta Türkiye'nin nasıl bir lig atlayacağını ve kendine nasıl bir özgüveni olacağını söylüyor. Şimdi, bu e, arada o sunuma e, hayran kalınıyor, ayrıca bir sunum isteniyor zannediyorum tam da şey tarafında. Yani Zaten o sunumda savunma Bakanı demeyeceğim ama hepsi savunma bakanı konumunda. <laughs> tabii tabii. dönemin ee, yani, dönemin savunma darbe bakanı. Bakanlar e, kuruyor, darbe bakanlar kurdu. Darbe kabinesi olduğu için. Sunumdan sonra dönemin savunma bakanı diyor ki bu sizin anlattıklarınızın en çok alıcısı müşterisi biziz diyor. Sen bize de bir sunum yap diyor. Ve bu şey daha bırakalım. spesifik bir şey daha istiyor. Evet. Ya, Ve, ordu için otomobil istiyorlar aslında. Evet. Yani. evet. Do e, dolayısıyla. E, ee, ve bu sunumdan sonra aslında o zaman darbeci hükümeti start veriyor. Otomobil de yapılıyor. Ve otomobilin hikayesi hepimizin malumu ee, işte yakıt ikmalinden dolayı e, ki TOK'un ilk e, işte lansmanı yapıldığı zamanda da e, gelmişti devrim otomobili. Bu gittiğimizde de malum e, diğer otomobillerle yan yanaydı yani hala var olan bir otomobil. Ee, şimdi bütün bu hikayeye baktığımız zaman yani müthiş bir olay. Yani gemlikten dönerken arabamızda e, bir konuğumuz vardı Amerika'dan gelmişti. Amerika'nın çok e, üst düzey bir teknoloji firmasında e, görev uzman, yapıyor. Uzman olarak. Uzman çalışıyor, olarak evet. çalışıyor. ve e, bizden Çalısın daha Marikalı, heyecanlıydı. Amerikalı mıydı? Hayır, Yo, hayır Türk. O, 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 uzun süredir orada Ve yaşıyor. Bizden daha heyecanlıydı. Yani nasıl gurur verici bir durum. Bizim oldu. heyecanımızı <laughs> az buldu. Bizim yani, <laughs> yani, yani yetersiz buldu. Biz, biz kendi aramızda konuşurken işte şöyle böyleydi. Ya ha, hakikaten bizim heyecanımızı yetersiz buldu yani. Yani daha ötesi ifadeler kullandı. Ve e, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye önemli bir şey başardı. Yani bir bir e, yapamazsınız mı? E, işte e, işte e, gücünüz yok, mühendisiniz yok, vesaireniz yok. Bütün bu şeylere karşın e, Türk önemli bir şey başardı. Ve önemli zamanda başardı. Yani Türkiye işte mevcut işte otomobillerden işte e, dizel ya da işte benzinli vesaire e, otomobillerden bir tanesini yapsa ve dünyanın en iyisini yapsa e, bu saatten sonra piyasada, pazarda yer bulması mümkün değil. Ve Türkiye tam dönüm noktasında yani e, benzinliden e, ya da işte e, dizelden çıkılıp elektrikli otomobile dünyada geçildiği bir dönemde herhalde e, 6. 7. ülke <laughs> o e, otomobili yapan e, şimdi dönemine baktığımız zaman artık e, tutmaması gibi bir e, şey yok yani. Çünkü e, elektrikli otomobil dönemi, dijital ya da işte hatta e, senin de söylediğin gibi e, akıllı cihaz dönemi e, bu e, her yerde karşılık Ve Türkiye'nin şöyle bir şansı var. <laughs> Türkiye İHA teknolojisiyle kendini dünyaya kabul ettirdi. Dolayısıyla böyle bir ülkenin yaptığı otomobil, ister istemez, hemen İHA ile mukayese edilecek. Ya da İHA'yı yapan bu otomobili hayli hayli yapar denilecek. Bu açıdan da baktığımız zaman, zamanlama çok önemli. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde bunu ilk üreten sizsiniz. Ve daha önemlisi. Yüzlerce mühendis. Her birinin sevincini, Sayın ile fotoğraf çekilirken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın araca binip ilk hareket ettiği andaki her birindeki sevinç, gözlerindeki ışıltı, o mühendisler bu saatten sonra bambaşka şeyler de yapabilir. Yani, yani Türkiye'yi ihtiyaç duyduğu, teknolojide ihtiyaç duyduğu bambaşka şeyleri yapacak bir özgüvenleri oluştu. Peki. Yani bu yeniyle e, Türkiye yeni bir e, level atladı ya da işte e, süper ülkeler e, e, ligine çıktığını söyleyebiliriz. Bu saatten sonra bir e, şey kaldı. Milim var, bıçak kaldı. O da inşallah önümüzdeki yolda. E, yıl e, yolda değil, havada olacak. Yoldan sonra havada. Peki. Nedim Bey, Hüseyin Bey'in söylediği oradaki benim gözlemlerime yansıyan aslında dikkatimi de celbeden tartışmaları da konuşacağız yine TOG üzerinden ama galiba 10-12 tane mühendisle yan yana geldim. İki tanesiyle de görüştüm, konuştum. Bütün siyasi mülahazalardan uzak belli ki dünya görüşleri çok çok farklı. Bundan da doğal bir şey yok. E, hepsinde gözleri o işte özellikle Gürcan Karakaş konuşurken, Nifat Sağjukdoğlu konuşurken e, biraz Devrim Otomobiline atıf, biraz bu hikayenin başlangıcına ki çok yeni bir hikaye. E, o e, gözlerdeki doluluğu ama bir yandan da gururu gördüm. Hepsinin bir parçasında emeği var, hizmeti var ve aslında binlerce kişiden bahsediyoruz. Çok 4, özür dilerim. Bir gözde daha 3. paylaşayım. Emine Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'a sarılış sahnesini göremem mi? Dikkat edemem mi? Evet. Yani yıllarca gözümüzün önünde olan iki insandan bahsediyoruz. Yani Emine Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'a sarılış sahnesi de müthiş yani. yani o... Cumhurbaşkanı bile ne... şaşırdı orada. <laughs> ne oluyor? Ama çok spontan gelişmiş içten bir sarılmaydı o da. Ee, bunu gördüm ben bizzat. Ee, yani aklında şöyle bir şey yoktu adamın. Yani biz bunu yaptık ama hani işte beğenirler mi beğenmezler mi? İşte buna da mana bulunur mu falan. Yani e, hem işini iyi bir şekilde yapmış olmanın haklı gururu hem de o ekibin ruhunun aslında bir parçası olmanın gururu bir arada gibiydi. Gel gelelim oradan çıkıp ertesi gün gazetelere ya da akşamına hemen sosyal medyaya baktığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Aslında farklı da demeyelim bunun hakkını teslim eden daha önceki birçok konuda farklı görüşü olmasına rağmen hakkını teslim edenlerin de lince uğradığını gördük. Gördün mü sen de? Yani linç edilendir mi? Evet. Zaten hep önümüzde olduğu için. Hayır hayır. Bu konu özelinde yani birçok şeye karşı çıkmış. Ee, öyle düşünmüyor. Dünya görüşü gereği ya da yaşanan olaylarla ilgili ama bu siyasetin dışında bir şey. Türkiye'nin özlem duyduğu bir şey. Başarmak üzereyken Ha bunu e, desteklediği. Sokoca hayale uğramış bir ülkenin evladı olarak evet. babasının dedesinin zamanında ben buna tanıklık ediyorum. Haleti ruhiyesiyle o satırları kaleme almış ama e, linç kısmını hesap edememiş belli. Evet. <laughs> Şimdi ya gerçekten çok ilginç. Ee, her şey 1961'in tekrarı. Öyle ki yine 29 Ekim 1961 günü Cumhuriyet'in ilanın 38. yıl döneminde devrim otomobili tanıtılıyor. Ama bir mutsuzluk hikayesi, bir hayal kırıklığı olarak gazeteler ve gazeteciler tarafından o günün siyasetçilerinin e, sırtın dönmesi neticesinde topluma yayılıyor. Ve o 60 yıl üzerimizde muhtemelen yani e, Masum Bey de onu hep yaşamıştır. O, yani biz yerli otomobil deyince Devrim der, orada durur başımızı öne yerdik. Benim gençliğim, böyle Türk sanayisiyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman, yerli sanayiyle ilgili bir şey okuduğunuz zaman, ithalatçıların alıp başını gittiği ama o küçük devrim otomobilinin bir köşede mahsun mahsun e, durduğunu hep gözümüzün önünden ayırmayız. O bizim hayal kırıklığımızdır. Yine bu sefer Cumhuriyet'in 99. yılında 29 Ekim 2002'de Tok otomobili geldi devrimin intikamını aldı arkadaş. Ben böyle benim için o araba şöyle söyleyeyim ne kadar teknolojik ne kadar şu ne kadar bu değil. Hocam benim tarihi bir yenilgimi zafere çevirdi. Ben olayın manevi tarafındayım. Ben belki o arabaya hiç binemeyeceğim. Hiç öyle bir arabaya sahip olamayacağım. Ama onun bana verdiği haz var ya ona binenlerden daha yüksek. Yani ben o arabayı kullananlardan daha büyük keyif alıyorum şu anda onu gördükçe. Ve ben onu yollarda gördükçe gerek otobüsteyim, gerek arabadayım, gerek minibüsten o arabayı geçerken gördüğümde eminim Türkler birbirlerine selektör yapacaklar. Bak bunu göreceksiniz. O araba çıksın yollarda Türkler birbirine selektör yapacaklar. O günleri göreceğiz. Ya çok uzun süre değil ha. Bir yıl sürmeyecek. o, o onu yaşayacak. Ben onu izlerken hep öyle izledim. Böyle ağzım bu kulaklarıma varmış. Böyle onu izledim. Ve 60 yıl önceki o buna ka devrim otomobiline karşı çıkanlar. Masum Bey bir soru sorayım hepinize. Sonunda onu da tartışalım. Çok enteresandır. Devrimle ilgili kitapları, arşiv şeylerini okuyorum sürekli yazı içinde şey yaparken hep belli isimler karşıma çıkıyor bu otomobile itiraz edenler. Yani Türkler otomobil yapmamalı. Niye yapmamalı? Ee, işte dünyada zaten üretenler varmış. ithalatı yapıyormuşuz. Ee, işte ithal şey yapanlar, ikame ee, şeyler varmış, sektörler varmış falan filan. Zarar olurmuş ek ekonomiye falan filan. Pahalıya çıkarmış gibi. Ee, şimdi, bunu yazanlar kimler biliyor musunuz? 1960 darbesini destekleyen kalemler. Çok enteresandır. Kendine solcuyum veya benzeri diyen bütün kalemler aşağı yukarı ama bütün kalemler lütfen arşivlere bakın. Bu kişiler Menderes döneminin sonuna doğru ağır eleştiriler yapan, kimi de yalan yazan darbeyi de felaket şekilde destekleyenler. Sonra darbeci Cemal Gürsel'in yerli otomobil yapalım dediği zaman ilk karşı çıkanlar oluyor. Neden? Hiç düşündünüz mü? Hocam hiç düşün, bunu hiç Türkiye hiç düşünmemiştir. Ben 2 günden beri bunu düşünüyorum. Ya diyorum 60 darbesini destekleyenler. Cemal Gürsel mesela niye yerli otomobil istiyor? Darbe girişiminin bir başarı hikayesine ihtiyacı var. O zaman da bu çok güncel. Çünkü niye? Dünyada otomobil fiyatı patlamış. Amerikan Ford falan patlamış ortalıkta. Türkiye'de ithal ediyor koç ailesi. Türkiye'de ilk e, Menderes zamanında e, Türkiye'de montaj sanayii olarak e, izinler de veriliyor. 59'da Otakar zannede Otakarı kuruyorlar ve üretim bir anlamda ithalat olarak e, başlıyor. Ama Menderes'in bir fikri var. Yani biz yerli otomobil yapalım çünkü 1954'de e, şeye Ford'a mektup yazıyor, davetiye de bulunuyor. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Ama Menderes'in bir fikri var. Yerli otomobil yapalım. 59'da başlıyor. Hatta Kemalettin Vardar bir videosunu paylaştım ben onun. E, vefatından önce 2016'da bu devrim otomobilin en geç mühendisi İzmit'te vefat etti. Diyor ki 59'dan beri Türkiye'de yerli otomobil konusu, üretme konusu hep çok tartışıldı. Ama bunu diyor tartışla tartışla geldi. Darbeden sonra diyor Cemal Gürsel bunu sahiplendi diyor. O sahiplenince diyor bizi diyor hemen görevlendirdiler. Biz 3 ayda diyor bunun diyor tasarımını, üretimini falan yaptık diyor. Şimdi süreç böyle başlıyor. Şimdi düşünüyorum. Ya arkadaş darbeyi deli gibi desteklemişsiniz ama neler yazmışlar ya? Neler yazmışlar? Menderes hakkında falan. Darbecileri yere göğe koyamıyorlar ve darbeye devrim adını da onlar koyuyorlar. Ama o devrimin çocuğu devrim otomobile sahip çıkmıyorlar. Neden? Çünkü niye biliyor musun? Devrim yerli ve milli ulusal bir proje de ondan. Darbe ithal bir projeydi. Onun dibine kadar arkasında durdular tıpkı 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenler gibi. Ama devrim devrim dedikleri 27 Mayıs'ın e, başındaki e, Cemal Gürsel Devrim otomobili yapılacak dendiği zaman ona karşı duruyorlar. Niye? Çünkü o ulusal bir proje. Çünkü onun memlekete faydası var. Ama darbenin Onlara faydası var. Memlekete faydası yoktu. Bir düşünün ne olur. Ya bir insan değil mi arkasında olduğu darbecileri desteklemek için onların projesinin tutmasını istemez mi? Ama istisnasız hepsi aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki bunun kapısı zaten örtülmüyor. Aynası yok. Ee, şey Kaporta bilmem nerede e, çalınma. İşte parçalar o zaman da ithal sorunu var. Ee, arabanın yüzde 50 55 60 yani değişik o şeyler okudum. Ee, kendi üretiyorlar. Ama bir bir de, bir de hazır parçalar var. Hazır parçalar var. Ya bu zaten yerli değil. Aynı bugün şimdi Toga diyorlar ya. Şurası şöyle, burası oradan, burası buradan falan filan. Zannediyorlar ki hani Çinliler bir şey projelendirmişler, Almanlar projelendirmişler, İngilizler projelendirmişler, getirmişler. Burada montaj yapıyoruz. Onların kafaları öyle çalışıyor. Öyle diyenler de var. Ama bir şeyin bakın iPhone hani örneği veriyorlar. Diyorlar ki bu Amerikan mal değil mi? Bir parçası şu ülkeden bir parçası bu ülkeden şurada montajı yapılıyor. Amerikan malı olarak cebinde taşıyorsun. Şimdi bu fikri ve sınai mülkiyet hakları Türklere ait olan, Türkiye'ye ait olan bir projeden bahsediyoruz. Sen ürünün şu parçasını orada ürettirirsin ama onun bütün şeyi lisansı sana aittir. Bugün Türkiye'de üretilen yabancı marka araçlar var değil mi? Onlara ne diye biniyoruz biz? Yani Yerli yani, arabaya biniyoruz diye mi kullanıyoruz onu? Mesela Mercedes ileri, logosu ha? Bize vermedikleri F35'in e, e, 600'e yakın parçasını evet. Türkiye'de üretti. Türkiye'de Neredeyse ana gövdenin önemli bir kısmı Tabii. Türkiye'de üretti. Biz mesela atıyorum Mercedes aldığımız zaman e, şey mi? Yerli milli otomobile mi biniyoruz diyoruz. Alman parası değil mi? Alman Alman aracına biniyorsun diye alıyorsun sen o arabayı. Araba burada. Otobüsüne biniyorsun. Dolayısıyla bakıyorsun 60 yıl önceki kafa neyse bazı zihniyet adamlar hiç değiştirmiyorlar. Bugün de aynısını. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Ya memlekette o, memlekette e, solcu verelim dedim konuşurken. Me, memlekette bir, kendini böyle herkesten akıllı zanneden gazete hatırlıyor musunuz ilk ilk şey yapıldığında? Bunu gördün mü sen bugün? Gözümü bir saniye ee, Ben yardımcı olayım sana. Ne vaat ettiler ne yaptılar diyor. Şöyle Bu ne ilk, ya, prototipte, abi? ilk prototipte ilk <laughs> prototipte ayna değil kamera olacağı söylenmişti. E, onu diyor yapmadılar çünkü e, ilk yerli otomobili siyasi ya Arkadaşlar efsane bir şey vardır bayılır ona. Kapaklısı da varmış diye bir başlık ha, kamera var. Olduğunu Nasıl? Kamera olduğunu söylediler. Ayna yok kamera var dediler. Tamam işte ilkten öyle dediler. Ondan sonra yok, işte bu bu çıkan da yok kamera. Başka? Ee, Aynen. Bir de bir de direksiyonunda direksiyonla ilgili bir şey söylüyorlar. Ee, i̇lk yerli otomobilinden siyasi çıkar amaçlayan AKP diye başlıyor haber. Tamam. Ee, hesaplar tutmadı diyor. Öyle devam ediyor. Senin az önce <laughs> e, devli şey otomobiliyle var. verdiğin örnekle esesim diyor. bir bak. Kapor, kaportası da varmış diye bir küpür var. Onu bulsun arkadaşlar. İbreti bu, alem için. Hocam bak. da niye yok diyor ama bak kaporta kaport, dediler şey, yok, e, Gökhan rica etsem kaportası da varmış diye yerli otomobilin kaportası da varmış diye bir haber küpürü var. Gazetenin ismini göstermeseniz de olur. <laughs> ya ya şey, ilk tanıtımlarda hani ışık ve kaporta görüntüsü vardı ya araç önünüze doğru geliyordu karanlığın içinden. Onu dalgaya dalga geçmek için kaportası da varmış diyor tamam mı? Ya hocam aynı gazete damadın ihaları siyahları başlığını hatırlarsınız falan onları atıyorlardı. Dolayısıyla onlar hiç değişmiyorlar. Şunu çok görüyorlar. Bu ülkenin çocukları, gençleri ya bak biz ile bayraklara gittiğimiz zaman ben böyle şaşkınlık içinde kalmıştım. Hani araçlar, robotlar falan filan üretiyor falan. Ya gencecik işte bu spor ayakkabılı genç kızlar falan filan böyle rüzgarda saçları başları uçuşuyor falan. O ihaların içine girmişler, eğilmişler, Onun bir şeyler bak. Ya böyle baka kaldım tamam mı? Nasıl heyecanlı, nasıl mutlular, nasıl iyi şeyler yapıyorlar. Aynısını Togun mühendislerine baktığınız zaman da ya diyorsun ki işte ben bizim abi. evet hocam inan bana ekrandan fırlıyordu biliyor musun? Ekrandan o Gökhan Bey'in duyguları, oraya katılanların duyguları ekrandan Gürkan, fırlıyordu. Ha, ya müthiş bir şey. Yani bakın bu bunu hani şöyle söyleyeyim. Gelecek ben şöyle tarif ediyorum. Gelecek kuşak, gelecek kuşak çok şanslı. Eee Gürcan Bey özür dilerim. Eee çok şanslı çünkü hep yapabileceklerini hep daha iyi tasarlayabileceklerini konuşacaklar. Biz yapamazsınız, edemezsiniz, <laughs> otomobil üretmemelisiniz, üretme, üretemezsiniz. Ya daha bundan 10-15 yıl önce İHA SİHA hayal edilemezdi. Ya her anları ya İsrailler acaba tamiri ederler mi etmezler mi? işte falan bakarlar mı? Ya buradaydık. Şimdi bütün dünya peşine düşmüş ya. Ve bunu Türk çocukları yapıyorlar. Peki. Bak masum hocama sorayım ama vaat ettiler kamerayı koymadılar diyor kendisine. Demedim. kamera olduğunu söylediler dedim. Yani gelirken tamam. kamera var dediler. Tamam, Hayır. Yok şimdi ne yapalım? Atalım mı çöpe? Kim araba? diyor? Yok yok bu bu, bu modelde yok. E bu modelde ne olacak? Nereden biliyoruz olmadan arabanın içinde miydiniz? Arabanın Yordun içinde vardı. E, içinde var, var zaten. E tamam. E arabanın yazdı. içinde olmayan bir adam nasıl yazar? Ay ay tabii ki ayna koyacaklar. Yani İşinde kamera bile olsa bir otomobili dizayn eden adam şu anda dizaynla tasarımında ayna koymuş. Niye koydun mu diyeceğim. Kamera var içinde. Böyle anlatıldı. Yani Aha. şu anda gelirken bakın şimdi ya ben... Hocam ben size bir şey özel bir şey bir şey cümle ben, söyleyeyim. Ben Bak, bir şey söyleyeyim. Bunu eleştirenler bu, var ya. Bu eleştirenlere buyurun. kettle bile fazla. Tok ne ki ya? Kettle yani bile kettle eleşt fazla. Eleştiren eleştirenler <laughs> bilmeden eleştiriyor. Bir. Yani bu tür eleştirileri bir yana bırakın. Ya da ben için. devrim otomobili dışında kimsenin konuşmadığı medyanın da hiç sahip çıkmadığı bir iki haber dışında o zaman üniversite öğrencisiydik. Biz bugünkü Mali Müşavirlik Büro'muzu dört arkadaş kurmuştuk. Ve yönetim danışmanlığı verdiğimiz bir adam vardı. Oktay Demirah. Demirah diye bir şirketi de var. Bu Oktay Demirah 73 yılıydı galiba. Bu otomobil üretti. Motoru dahil. Yüzde yüz yelli. Dört tekerlekli otomobil üretti. 74-76 yıllar arası da haber oldu. Enteresan bak Nedim. 4 tabii dört tekerlekli. tekerlekli otomobil üretti. Tabii tabii yani öyle şey değil. Sonradan üç tekerleğe döndü de onun için dört tekerlekli diyorum. Bu, Bu otomobil denemeleri yaptı. Gitti geldi. Aniden otomobil yandı. Aa bunu okumuştum sanki bir yerde. Bak evet, otomobil evet, yandı. <laughs> Nasıl yandı kimse bilmiyor. Derken bu bakanlıktan 3 tekerlekli otomobil üretme izni aldı. Onu da üretti, piyasaya da verdi. Atatürk'ün e, doğum neden, gününde... Neden üç tekerlekli? E, sonra o öyle izin aldı. Yani, yani yangının yani, sebebi dört ben, tekerlekli olmuşundan Biz ondan sonra müşavirliğini bıraktık. O ha, zaman ha, ona ha. yönetim danışmanlığı yapıyorduk. Yani mali müşavirlik değil. Nasıl kredi alır, ilgili nasıl, de, nasıl yapar. Üniversite öğrencisiyiz biz ve dört kişi çalışıyoruz. Yanmayla ilgili de devrime benzer bir hikaye var Tabi Tabii tabii, işte, var hayır ikincisini anlatıyorum. İkinci otomobili de 1981'de öğretti. Yine o otomobil yandı. Ve işte ne oldu bilmiyorum, sonra takip etmedim ben. Şimdi devrim otomobilini çocukken yaşamış bir kişiyim ben. Benim de kafama takılan bir soru var. Bunu öğrenci olayları zamanında da böyle hareketlerde söylerdim arkadaşlarıma. Devrim otomobilinin içine benzin konmadığı için yürümedi. Peki ondan sonra sorun belli oldu. Niçin benzin konup <laughs> yapılmadı? Değil <laughs> mi? Çok, çok. Yok, yok, yani yok, şey, yok. Usta, Bir kere şöyle, devrim otomobili... Ekleme yapayım. Devrim otomobili iki tane meclisin önüne geliyor. Cemal Gürsel birine biniyor. O benzin bittiği için sözde duruyor ama ikincisine binerek Anıt Kabre'ye gidiyor. Araç daha sonra Hipodrom'a gidiyor. Resmi geçitte törenine katılıyor 29 Ekim törenlerine ve bu dört araç aylarca Türkiye'nin her yerinde tanıtım turları da yapıyor. Bize ama bize ne yaptılar biliyor musunuz? Bize benzini biten o aracın hikayesi üzerinden bir projeyi baltaladılar. Kim yaptı bunu biliyor musunuz? Bizim basınımız Bizim otomobil ithalatımız, yani yani bizim kompütor burjuvazimiz. Şu, şu anda da medya yapıyor, bu işte reklamlar var, şunları bunlar var. Yani beni söyletme fazla. Ben de biliyorsun, basında bulundum, yöneticilik yaptım, patronluk da yaptım. Şimdi bu işin, bu işin temeli şu: Devrim otomobilinin üretilmesini istemediler. Neden istemediler? Çünkü Türkiye'de 59 yılında Menderes zamanında. Yerli otomobil yapmak üzere temel atıldı. Fabrika kuruldu. Fakat o fabrikadan önce, daha o fabrikayı yaptım, yapmadım, motor yaptım, yapmadım hikayesiyle Ahmetli Erbakan'la da ilgisi yok. Demiryolu Vagon Fabrikası'nda, Eskişehir'de bu devrim otomobilleri üretildi. Hem de 130 günde üretildi. O zaman bir çocuktuk. Bizi götürürlerdi filmlerde, Darbeyi e, meşrulaştırmak için bu tür şeyler yapıyoruz diye tanıtım yapılıyordu. Arkadan benzin yok gerekçesiyle bu otomobil devreden çıktı. Şimdi kimsenin bir şey konuşmaya hakkı yok. Ne sağdan ne soldan. Ne Erbakan'dan ne Ecevit'ten. Ne Demirel'den ne Türkeş'e ne de kimsenin. Niye hakkı yok? Çünkü siz iktidar olduğunuz zaman o benzini koyup, çünkü o mühendisler yaşıyordu, o fabrika vardı, yürütseydiniz yürütemezler. Türkiye'de maalesef, maalesef diyorum, yönetiminde sermaye daima egemen olmuştur. Ve o günden bugüne dünya kadar yurt dışına para ödedik. Aslında bu proje bugünün projesi değil. 10. yılda demir ağlarla ördük Türkiye'yi övündük. Belli bir soru Atatürk'ün ölümünden sonra yavaş yavaş demiralardan vazgeçip otomobile döndük. Ve yeterli olmayan yollarla otomobile döndük. Hem de ikinci el otomobilleri aldık. Nasıl şimdi Hindistan bazı ülkeler ikinci el arabaları alıp onlarla keyif ediyorlarsa evet. biz de öyle ettik. Şimdi bu otomobilin üretilmek istenmemesinin nedeni çok iyi para getiren bir şey. Yani tek başına şu anda bile tok üretilse, bugünkü fiyatla çıksa 1 milyondan aşağı bir fiyatla çıkmaz. Hadi 800 bine çıksın ya da 1,5 milyona çıksın. Cumhurbaşkanı bile fiyat veremeyiz dedi şu anda Şubat ayına kadar. Piyasa Şimdi kuşma. tabii veremezsin. O güne kadar maliyetlerin ne olacağını bilemezsin. Şimdi neden engellenir? Enflasyonist bir ortamdayız. Belki verilebilirdi daha önce olsa. Yok ama. veremezsiniz o gün malzemenin fiyatını bilemezsiniz. Yani enflasyon rubor olmadığı önemli değil. Kontrolünüzden çıkmış artık. Yani dünyanın kontrolünden çıkmış fiyat artışları. Evet, emtia fiyatları. Yani, e, yani böyle e, demirin bilmem neyi yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda e, altın yükselen altın birden birdenbire icabında düşüyor. Yani birileri bu işten para kazanıyor, oynuyor, speküle ediyor. Türkiye'de de o birileriyle dünya egemen olan birileriyle de işbirliği yapanlar var. Para kazananlar var. Kimsenin vatan, millet filan düşündükleri yok. Kendi kazançlarına bakıyorlar. Şimdi toktan önce ben parlamentoda yaşadığım için söylüyorum. Biliyorsunuz 50 otomobil yapılması fikrine en çok uyan, en çok sahip çıkan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Onun için 50 otomobil kullanırdı diye herkes onu yine aynı medya, hatta sol medya bile tiye alırdı. Yani böyle arabaya mı binilir, herkes Mercedes'e binerken Renault'a mı binilir filan diye. Ama rahmetli Ecevit bize verdiği talimatla her yıl bütçede belli oranda otomobildeki yerlilik oranı arttırdık. Yani dedik ki devletin satın alacağı otomobillerdeki yerli oranı yüzde 60 olmalı. Yüzde yetmiş olmalı. Sonra 2002'de iktidar değişti. Kimseyi suçlamak için değil. Oynayan el birdenbire oynadı. Aniden bu yerlilik oranı arayışı sona erdi. Bakın. Tekrar montaj sanayine döndü. Aslında eskiden de montajdık ama yavaş yavaş yerlileşmeye giden bir montaj sanayiydi. Şimdi bu TOG'la ilgili ne oluyor? TOG'un özelliği şu. TOG'u şu anda devreye sokan firma yerli sermayedar. Ve bu yerli sermayedarın bir başka oyun alanı var. Bu işten para kazananla aynı sahada rekabet ediyor. Çarpışıyor. Aralarında bir de odalar birliği var. Oda sermayeden. Şimdi TOG'la neden yapılıyor? İki nedenle e, baskı kuruluyor. Bir siyasi, İki ticari, ticari olan siyaseti de yönlendiriyor. Yani şimdi böyle e, belli yerlerde bu işe reklamlar girecek, kampanyalar girecek, istediğini ambargolayacak, istediğini yazdıracak Türkiye'de böyle bir mekanizma olduğunu biliyoruz. Ve bu mekanizma dolayısıyla Togla ilgili bunlar yazılıp çiziliyor, söyleniyor. Bakın ben demokratik solcuyum. Ben bu torbanın yapılmasından fevkalade memnunum. Yapan kim olursa olsun hiç. Ya onu mu övüyorum falan diye. Bu Türkiye'nin başarısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıya egemen olmaktan kurtaracak başarı. Hatta ben başka şey tavsiye ediyorum. Böyle batarya yaptık filan değil. Üretim, elektrik üretimini milli değerlere göre, yerli değerlere göre dönüştürecek mekanizmalara daha fazla ağırlık vermek lazım. Daha yeni bir şeyde okudum bir haberde, bir yayında. Diyor ki, efendim Türkiye'de yapılan enerji üretimi yerli üretim deniyor ama kömüre dayanıyorlar. Ne dayanacak? Kömür yapacak. Neye dayanacak? Hidroelektriğe dayanacak. Ama buna bile karşılar. Zamanında nasıl aynı şey nükleer e, santrala karşı çıktılarsa, bu konuda nükleer santralın bile şu anda yapılması, da, e, şeye borçluyuz. Yani Türkiye'de itiraz olmadıysa, durdurulmadıysa Baykal'ın filmine den geldi. Görevden ayrılması tarihine den geldi. Onun için o medya çok fazla nükleer santral karşıtlığı yapacak yer bulamadı. Bu diğeriyle uğraşmaktan. Sonrasını ziyadesiyle buldu canım. Da, da, hayır sonrası önemli değil. Başladı ya ona evet. bakın. Çünkü Peki, Peki. Rusya Türkiye ile ilişkilerine temkinli ne istediği hisse oranlarını dahil belirten kanun geçiren dedi parlamentodan. Kanun geçtikten sonra istedikleri kadar bunu söylesinler. Şimdi bunlar niye yapılıyor? Türkiye'nin güçlenmesini, Türkiye'de birlik beraberliği sağlayacak milli zenginliğin ortaya çıkmasını engelliyorlar. Ulusal zenginlik diyeyim yani diğer tabiriyle. Buradaki ulusal zenginlik kimleri rahatsız ediyor? Türkiye'yi bölmek isteyenleri razı ediyor. Çünkü bu zenginlik ortaya çıkarsa nasıl bir Alman Mercedes'i ucuza alıyorsa bize göre nasıl bir Amerikalı Ford'u ucuza alıyorsa kendi ülkesinde üretildiği için biz de kendi ülkemizde üretilen Tok'u ucuz alacağız. Belki TOG şu anda elektrike dayalı farklılık yapıyor. İllerde ben tavsiye ederim biraz biraz daha Yan tarafta bir kampüste bir bölüm daha açın. Bir de petrole dayalı da yapın. Yani dizele de yapın. Hani e, mazot da kullansın. De. Benzine de yapın. Şimdi buradaki anahtar kelime yerli motor yapılmasıdır. Neden bu işe Erbakan'ı katıyorlar bir hikayenin içine? Çünkü Erbakan'da ben onu kendimi bildim bile izledim. Hiçbir gün 50 otomobili biz yaptık filan şeyi hayattayken yapmadım. Erbakan'ın yaptığı başka bir iş var. Meşhur Gümüş Motor operasyonu. Bu Gümüş Motoru da ben yaşadım. Gümüş Motor sayesinde bizim zirai donatıma yaptığımız motor, pulluk vesaire hani zirai aletlerdeki motor talebini kesmiştir. Fakat onun da önünü kesmeye çalışmışlardı. Anadolu sermayesi kavramı ilk defa onun o kavgasıyla gündeme gelmiş. Daha Odalar Birliği'ne kadar yansımıştır. Burada Türkiye ile oynayanlar, Türkiye'nin zenginleşmesini istemeyenler, Türkiye'nin sömürülmesi için hala ellerini oluşturan dış kaynaklardır. Bunlar her halükarda Türkiye'de yerli, yerli, işbirlikçi buluyorlar. Bu buldukları yerli işbirlikçiler ya bu işten fiilen para kazananlar ya da bu para kazananların etkilediği kanaat önderleri, medya mensupları aklınıza ne gelirse gelsin. Peki. Şimdi Türkiye'de sizin biraz evvel gösterdiğinizde ben üzüldüm. Onu kim yazmışsa, sosyal medyada yazmışsa sosyal yok, medyada gazete bir gazete yazmışsa acaba o gazete gitmiş mi orada? Arabanın işine girip de, merak edip de ya bu, kamera var mı yok mu diye bakmış mıdır? Onun organizasyonunda ya da bırakın kamera olsa bile muhtemel bir arıza için eski geleneksel şeyden yaralanan bir tasarıma niye itiraz ediyorsun ne oluyor. Ya da bırakın kamera olmasın. Verilen söz yerine getirilmemiş olsun. Beş yıl sonra getirilecek. Hayal bu. Bir şeyi hayal etmeden ulaşamazsınız. Şimdi ben bu konuyu bakın siyasetten arındırarak konuşuyorum. Çünkü siyaset yaptığımız zaman Senden daha beter beni linç Merak etme. Böyle yerlerde ne işi var orada, ne işin var burada filan diye. Yani daha beter şey yapıyorlar ve Peki, bana da Galiz hocam söylüyorlar. Sen... Bu konuda buna rağmen diyorum ki Türkiye'nin menfaatine olan şeyi ulusal birliği sağlayacak her şeyden herkes yan olursa kendi ideolojisinde, kendi yaptığında haklı olur. Onun için bu aleyhte yazılan sosyal medyaymışım, ben hiç önemsemiyorum. Asıl olan bu bir yani ben dua ediyorum kaç ay var Kasım yarım bir ay. Kasım Aralık Ocak Şubat satışa çıkacağım Maret beş ay bu beş ayında başına bir iş gelmez benim duam bu peki ee, Mete Erer şimdi o fotoğrafı çok uzatmak istemiyorum ama Maxanın fotoğrafı. Belli? Az önceki fotoğrafı e, maksat belli çünkü. E, yine e, bu törende daha önce söylenmiş bu tören vesilesiyle hatırlatılmış bir cümleden alıntı yaparak bir soru yönelteceğim. E, bir kere bu aşağılık kompleksini e, eleştiri oklarını bunun üzerine doğrultanlar bir türlü atlatamıyorlar. O net ama üretemezsiniz. Bundan 60 yıl önce olduğu gibi. Nedim aslında o modeli aldı. 2022'ye koydu. Hiç de sırıtmadı. Yani hani üretim hevesini de aldı. Üretim heveslerini de aldı. darbecileri ayır, ayırt ederek söyledi. Ama karşı çıkanlar hiç değişmemiş. Ben o yüzden girişte 61'de kalanlar atıfını yapmıştım. Üretemezsiniz. Üretince de satamazsınız. Şimdi o satamazsınız sözünü sosyal medyada görüyoruz sloganik bir şekilde. E, Masum Hoca e, iktisatçı olduğu için bu yönüyle hem ticari kısmına da dikkat çekti. E, tercih edilebilirlik noktasında. Tabii bu e, bir, bir, bir ifadeye denk gelmiştim yine sosyal medyada. Hani alacak param yok ama gurur duyulacak şerefim var diye. Çok kıymetli bir ifade. Galiba karşı çıkanlar hiç buralarda değiller. Yani bilakis yapmayalım, başaramayalım, tökezleyelim gibi bir pozisyondalar. Ne diyorsun? Öyle söyleyeyim. Şimdi burada eski zamanları bilen bir siyasetçi var. Ve hani jargon olarak da sol jargondan gelen o dönemleri de yaşamış 70'leri, 60'ları görmüş. O dönemde yaşananlara birebir şahitlik etmiş. Siyasetin içerisinde ki konuşmalara hem ticari olarak, hem siyasi olarak, hem gazeteci olarak şahit etmiş. Aslında çok değerli bir konuk var. Şimdi Türkiye'deki bu kavganın iktidarla kavga olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz derim ben size. Bu kavga memleketle. Türkiye ile kavga. Ama. Bir grup var ki bunların derdi iktidar falan değil. Çünkü şöyle bir yerde gelişmiyor olay. Yani bir dönem kendi jargonuna göre Ecevit'in Rusya'ya gidip işte o zamanki görüşmesine çakıyor. Bir dönem rahmetli Erbakan'ın, rahmetli işte ne diyeyim Türkeş'in, rahmetli hepsini rahmet anıyoruz o zaman. Özal'ın. Özal'ın hepsinin yaptıklarıyla kavga ediyor. Yani sorun şu değil ki bugün konuştuğumuz konu e, bu işin arkasında AK Parti düşmanlığı var, AK Parti'ye düşmanlar da o yüzden bugün beğenmiyorlar lafı açıkçası ben de çok oturmuyor. Çünkü eğer böyle oturmuş olsa 1960'daki kavga, kavga ne? için? 70'deki kavga ne için? 80'deki kavga ne için? 90'daki kavga ne için? 2000'deki kavga ne için? Bunların derdi hiçbir zaman iktidar olmamış ama şöyle bir jargonu çok iyi kullanmışlar. İktidarın arkasına geçip memlekete tokat atmayı çok iyi becermişler. Çünkü o çok güzel bir alandır. Çok güzel bir lüks Konforlu bir alandır. Çünkü, çünkü muhalif olarak gözükmek, bak muhalif olarak gözükmek çok konfor verir adama. Hem sizi şey yapar, kurtarır, hem de oradan çaktığınızda kime çaktığınızı da anlamazsınız. Devrim arabaları hikayesine devrim arabaları yapanlar şunu söylüyorlar. Ya diyorlar ki biz bu arabayı yaparken itirazın yurt dışından geleceğini düşünürken memleketin en e, ne diyeyim ulusalcı kesiminden dayak yedik diyorlar. Biz Türkiye'de bundan para kazananlar bizi döveceğini zannederken bunu teşvik etmesi gereken insanların bizim hakkımızda aleyhimize yazdıklarını gördük diyorlar. Bu yazıyı yalnızca 1960'lara da gitmeyin. 1940'lara gittiğinizde Marshall yardımlarıyla başlayan sürecin içerisinde demin söylenen sözlerin içindeki insanların yazdıklarına da görürsünüz. Ya yani bu memleketin sorunu iktidarla, iktidara eleştirin arkadaşlar. Her zaman söylüyorum iktidar eleştirilerek bir yere gelir. İktidar eleştirilerek bir yere gelir. İktidarla kavga edin. Ama bunlar iktidarla falan kavga etmiyorlar. Bunlar memlekette kavga ediyorlar. Memlekette kavga ettikleri için geldiğimiz yerde akıl bulmak çok zor. Ben buradaki herkese soruyorum. TOK projesine devletin kasasından para çıktı mı? Biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ortak musun? değil ki devlet. Özel, özel Efendim? Ortak değil ki devlet. Devlet ortak değil. E, şu, şu şey sadece e, arsa vesaire teşvik. Ben söyleyeyim ki. size. Eh. Bu yere o gemlikteki arazi, araziye Volkswagen firması gelmiş hani gelecek diye bir ara gelmeyi düşündü. Sonra vazgeçti. Sonra vazgeçti. O gelmiş olsa aynı teşviği bu devletten alacak mıydı teşvik kanununa göre? Arsayı bedava veriyorlar. Hatırlarsanız Kocaeli'de öyle yaptılar. Sonra yatırım teşviği veriyorlar. Sonra belli bir müddet KDV'den ayrı koyuyorlar. Sebep ne? Niçin gelmesini istiyorlar? Türkiye'ye niçin gelmesini istiyorlar? Katma değer oluştursun. İnsanlar iş sahibi olsun. Onun yan sanayisi Türkiye'de oluşsun değil mi? Bak. Aynı mal yabancıya olduğunda helal, memlekete olduğunda haram. Bakabilir misiniz? Siz deseniz ki bana bu devletin bir şirketi, devlet araba satmaya karar verdi. Araba satmaya karar verdi. Ben de sizin aynı şeyi düşünüyorum. Ben de sizin aynı şeyi düşünüyorum. Güney Koreliler Osman Aralat e, Dünya Gazetesi'nde yazarken bu ile ilgili Dünya şey e, Güney Kore ile ilgili bir yazısını buldum, okudum. Kitapları da okuduğum için bu bir master tezi aslında. Bu e, devrim arabaların kitabı bir master tezinden kitaba çevriliyor. Osman Alt diyor ki ilk arabayı yaptıklarında Güney Koreliler ne yapıyorlar biliyor musun? Amerikan arabalarını söküp hurda arabalarını söküp araba yapıyorlar. İlk arabaları bu biliyor musunuz? Biliyor muydunuz bunu? İlk yaptıkları araba, Amerikan arabalarını söküp hurdalarından araba yapıyorlar. Sence Güney Kore'de şöyle demişler midir? Siz araba mı yaptınız falan diye böyle aşağılayan bir topluluk olmuş mudur mesela? Hurdadan araba mı yaptınız diye mesela? Arkasından diyorlar ki tamam biz bir şeyler yapmayı öğrendik, yavaş yavaş öğreniyoruz. Hadi diyorlar yurt dışından da şimdi yabancı ortaklar getirin. Burada montajla araba yapmaya başlayalım diyorlar. Şirketleri birbirle evlendiriyorlar. Sonra devlet diyor ki, şimdi buraya kadar geldiniz. Şimdi diyor biz devreye giriyoruz. Size teşvikler veriyoruz. Artık kendi markanızı yaratın. Şimdi bu böyle anlatıldığında bana çok cazip geliyor ve şöyle anlatıyoruz. Güney Kore modeli. Türkiye'ye geldiğinde şöyle diyoruz. Devletin bu işte ne işi var? Devlet niye böyle bir işlere bulaşır ki? Volkswagen'e verdiğinde helal, memlekete verdiğinde haram. Lan bu memlekete Konuşma. niye haram her şey ya? Konuşmanın yani, ilk bölümüyle he? de birleştirilebilir evet. Ya Ben birleştirmiyorum artık ya. Gerçekten şöyle birleştirmiyorum. Ee, emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Oradaki gözyaşı dökenlerin de e, saygıları sunuyorum. Eee <laughs> Ben çok geziyorum bu anlamda savunma sanayine de savunma sanayi gezmiyorum. Sanayiyi geziyorum. Yani bu sevda nereden düştü onu da bilmiyorum tuhaf bir şekilde. Yani torna tezgahı görsem içeri giriyorum. O kadar oldu yani artık öyle bir noktaya doğru gittim. İnsanlar şunu söylüyorlar yani e, ya bizim hakkımızı savun, savunuyorsunuz çok teşekkür ederiz. Ben diyorum ki ya arkadaşlar sizin hakkınızı savunacak bir şey yok. Biz hani hakkımızı helal edin bize helal edin diyebilirim ancak. Ben sizin hakkınızı niye savunayım? Hani sizin niye savunayım ki? Siz doğru bir şey yapıyorsunuz. Şirket kuruyorsunuz. Şirketinizde bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz. Bunu yurt dışına satıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin atmosferinde, Türkiye'nin e, ekosisteminde araba yapma potansiyeli var mı yok mu? Var. Çünkü bütün malzemeyi zaten Avrupa'ya siz satıyorsunuz. Her şey jantından motoruna, motorun şaftından işte ne diyeyim her şeyine. Yüzdesini arttırırsınız, eksiltirsiniz. Yüzde 60 dersiniz, yüzde 51 dersiniz. Fark etmez. Şunu anlamakta zorlanıyorlar. Arkadaşlar biz Türkiye'de yerli araba yapıyoruz. Karıştırdığınız başka bir şey var. Türkiye'de milli ilk araba yapıldı. Yani lisans hakları sizde olan ve dünyada nerede üretilirse üretilsin, sizin izin verdiğiniz fabrikaların kurulacağı yerler olacak olan bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz. Türkiye'deki fabrikayı Fransız adresi ki ben artık Türkiye'deki yapmaktan vazgeçtim ve ben bu fabrikayı kapatıyorum desen. İtiraz hakkın var mı? Yok. Yerli üretim ama size ait değil. Kapattığı anda bittiniz. Bittiniz. Ve siz bir modelle diyorsunuz ki ben milli bir araba yapıyorum ve bunu burada yapacağım diyorsunuz. Arkadaş bundan niye rahatsız olursunuz? Haspel kal diyelim. Ya bu fabrika batsın. Ya bir dakika da diyelim ki fabrika yaptık, ürettik ve battık. Sizin dediğiniz gibi en azından benzin koymayı unuttuk diye bir hikayemiz olmaz. Beceremedik deriz. Hani diyorlar ya çocuklara falan hani küçüklere bu baktıklarına ben bu, bu tayfanın bu liberal tayfa hep Amerikan rüyası diyor ya. Aynı şeye geliyor. Hani diyor ya çocukların önünden oyuncakları almayın. Onları isteksiz yaparsınız. Gerekirse bırakın kırsın. Ya ben ne diyorum ki, bu sefer de diyorum ki ya memleketin insanı kırsın ya. Memleketin insanı batırsın. Biz kırmış olalım. Ha, biz kırmış olalım. Biz bir yola çıkıp da başaramamış olalım. Hikayemizin sonu da öyle bitsin ya. Bak hikayemizin sonu öyle bitsin. Niye hevasını kırıyorsunuz Türkiye'deki insanların? Devletin cebinden bir kuruş para çıkmamış. Ortada bir altyapı oluşmuş. Ve bu bu yapı bir yere doğru gidecek. Gider veya gitmez. Niye baştan hayır diyorsunuz arkadaş? Dünyanın her tarafında kurulacak olan her şirketi alkışlayıp bravo. Bir atölyede, bir garajda kurulmuş olan bir şirkettir diye hikaye anlatıyorsunuz. Arkadaş Türkiye'nin içerisinde de bir şirket kuruldu ya. Bu da sizin hikayeniz ya. Sizin memleketin hikayesi ya. Memleketin hikayesi ya. Bırakın memleketin hikayesi olarak batalım ya. El alemin hikayesi dinlemekten bıkmadınız mı arkadaşlar? Bu araba zaten ne kadar üretilecek? Rakamlara baktınız mı? Başlangıç itibariyle zaten fabrikanın şu anda full kapasite çalışsa 175 bin. Ben size söyleyeyim. Bu 175 bin bu ülkede satılamaz mı? Zaten satamıyorsanız kapatın. Zaten dünyayı satamazsınız. <laughs> 175 bin. Amacınız ne? 1 milyon. Dediği çok doğru. Bak bu fabrika kurulmaya başlandı. 3 tane fabrika Türkiye'de bununla ilgili yatırım teşviki aldı. Aynı modelde. Elektrikli araba. Niye? Çünkü Türkiye'de bunun şeyi kurulacak. Bir altyapısı olacak. Merkezi Pil ol merkezi olacak. Pil merkezi olacak. <laughs> bununla ilgili olan başka ülteler oluşmaya başlayacak. Adam kafası çalışmıyor mu? Şöyle mi düşünüyor? Mesela Japonlar Türkiye'deki fabrikayı, elektrik fabrikayı, İngilizler, işte Amerikalılar burada fabrika kurmaya karar veriyorlar. Ama Türkiye'yi yetersiz görüyorlar. Öyle mi? Onlar yeterli görüyorlar. Biz yeterli göremiyoruz kendimizi. Aşağılamaktan... Değil bak, canım, tam. görmeyenler var. Baba bak, <laughs> ya, be, be. ya yani bak yani patron, katma. bak ben söyleyeyim, sen, ya şey üstadım, küçük bir ben, bak bir şey söyleyeyim, <laughs> bak hikayenin bir kısmını anlatıyorlar... Bu hikayenin bir kısmını geçmişte de böyle anlatmışlar. Bak demin söyledi ya. Ben hikayenin biraz daha devam edeyim isterseniz. O arabalar sonra dediği gibi Türkiye'nin her tarafında Türkiye'nin o zaman yolda yok biliyorsunuz. Yani 60'lı yıllarda nerede her tarafta yol var? O taşlı, kışlı, kuşlu yollarda her biri 5000 kilometre yol testine çıkıyor. Bak o zamanın kilometresi de 5000 kilometre. Arabaların her biri. Beşer bin kilometre yola çıkıyor. Dönüyor. Tenis sonuçlarını alıyorlar. <laughs> diyorlar ki bak proje bitmemiş bu arada. Ha. Onu söyleyeyim proje devam ediyor. Yani hikaye şeyde kalmıyor. benzin koymayı unuttular. Hikaye bitmiyor. Orada bitmiyor hikaye. Çalışmaya devam ediyor ekip. Sonra diyorlar ki ya biz 5000 bin kilometrede yaptık. Hatalarımız neyse bulduk. Biz arabayı onardık. Yani şu anda araba mükemmel ne yapalımız diyorlar. Cumhurbaşkanı'ndan randevu istiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz onlar, adamlar? Kitabı alın okuyun. <laughs> Çok ilginç ya. Randevu alamıyorlar. Randevu alamıyorlar. Çünkü Amerikalılar izin vermiyor. Yani hikaye, işte rahmetli Süleyman Demirel'in Amerika'ya gittiğinde bana kredi verin, 1964 galiba yani ben hatırlamıyorsam. Ben Türkiye'de ağır sanayi kurmak istiyorum diye gittiğinde ne diyor? Hayır arkadaşlar biz de tarım ülkesi olarak görüyoruz. Tarım ülkesi olarak kalın. Sonra nereye gidiyor? Rusya. Rusya'ya gidiyor. Rusya'dan o dönemin parasıyla ciddi bir para alıyor. 2 milyar galiba. 2 milyar liraya yakın. Gitmiyor <laughs> Rusya'ya canım. Rusya'dan İsmet Paşa'nın aldığını devam ettiriyor diye ona darbe yaptılar zaten. Hayır. 69'da. Tabii. İlk, ilk kırmızı o verildi ya bütçeye. <laughs> 2 milyar lira para alınıyor. işte o zamanki Turan'daki sanayi. Sonra 78'de rahmetli Ecevit... Aynı şeyi yapıyor. Rusya ile ilişkilerin götürülmesiyle ilgili. Aynı tepkiyi o zaman da aynı şey yapıyorlar. Sence Sen diyorlar ki sen NATO ülkesisin. Birisinde ya. İskenderun birisinde Seyit. Hikaye mi? böyle yani memleketin sen, hikayesinin şirketin. içerisinde şöyle hikayeler var. Yani bir grup var. Bunu e, kitabın içerisinde çok güzel anlatıyor şey. E, Rahmetli Erbakan. Ben bunu çok kullanıyorum. Diyor ki Türkiye'de üç grup var diyor. Bu üç grup her zaman bu projeleri engelleyecektir. Üçüncü grubu söylerken şöyle söylüyor: Bir grup vardır ki diyor. O grup çok sayısal olarak azdır. İtaf ediyorum, üstad'a. Hüseyin Bey yok, de yok. söyleyebilir. Ay ay. Yok yok. Onda Üstad değil. dedi ya, onlar azdır. Hayır, Hüseyin de söyledi ya ilk turda. Onlar sayı, onların sayısı azdır. Ama sesleri öyle bir gür çıkar ki o bütün kalabalığın sesini bastırır der. Ve sonra şunu söyler, der ki. Bir şeyin sayısal çoğunlukta olmuş olması, kalabalık olmuş olmanız sizin çoğunluk olduğunuz anlamına gelmezler. Organize olan azınlıklar kalabalık grupları yönetir veya yönlendirir. Hikaye burada. Üstad dedi ya demin, e, onlar çok azınlıkta. Arkadaşlar eyvallah azınlıkta. O zaman şöyle söyleyelim. Çoğunluk nerede? Sessiz. Bir de bir de sanki e, Nedim Şener e, tam bu sorunun muhatabı diye düşünüyorum. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz bu arada. E, sanki hani otomobilde ayna ve kamera ayrımını gözetecek kadar kusur bulamayanlar da en sonunda izlediler, izlediler, izlediler. Bari edilen doğadan bir şey çıkaralım deyip Doğu Perinçe'yi buna alet ettiler. E, o da Mustafa Kemal. Meclisin açılışı duası değil mi o ilk mecliste? Onunla karşılık verdi. Ama e, azınlık çoğunluk tartışmasından bağımsız söylüyorum. Gerçekten hani e, hiçbir mana bulamayınca e, benim bel altı diye nitelendirdiğim hani Türkiye'de artık o konuyla ilgili hangi mermiyi atsan bir tartışma şimdi hocam, konusu ben size, oluşturursun. Şimdi şöyle. Dini duygularla ilgili bir şey atarsan mutlaka bir alıcısı vardır. Şöyle. Kısmına da bir gazeteci böyle bir şeyle şimdi katıldı. Şöyle, farkındaysanız ben 15 Temmuz'dan bu tarafa son derece tahammülsüz ve kimilerine göre saldırgan, agresif bir tutum içindeyim. Evet öyleyim. Çünkü karşındaki güruh efendilikten ve sözden anlamıyor. Nasıl onlar sizi aşağılıyorsa nasıl 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyecek kadar küçüldülerse onları o küçüldükleri noktaya hak edecek şekilde gömeceksiniz. Ben hep onu söylüyorum. Siz savunmaya geçerseniz onlar saldırırlar. Çünkü sizin efendiliğinizi, sizin haklılık, haklılıktan gelen o tevazu, tevazu içindeki tavrınızı siniklik, beceriksizlik olarak görüyor. Hayır. Arkadaş saldıracaksınız. Saldıracaksınız, susturacaksınız. Bak Burhan şey ee, Burak Hak onu yaptı. Bak Burak Hak Tanır tam onu yaptı. Tek başına susturdu. Hadi çıksın o salondan alkışlayanlardan bir tanesi Çıksın aynı şeyi bir daha tekrar etsin bakalım. Hocam aşağılayacaksınız. Gerekiyorsa küfür edeceksiniz. Soruma gelebilir misin? Çok bu, hastalık. bu işte bu. Çok ben hastalık. bunu söylüyorum. Yani adam arabanın orası, bilmem neyin projenin burası, bilmem nesi falan filan diye. Ya bakın onlar yıllarca buna alışmışlar. Dua etmekten, dua edilmesinden niye yükselir bir insan? Sen inanmıyorsan etme. Niye dua edenlere karışıyorsun? Ya da inanmayanı ima ederek niye kendini <gülüyor> <gülüyor> ayrıca bir inanmamışla Hayır, sevk ediyorsun? Şöyle, yani. İslam dinimizi hala 1900, 1900 bilmem kaçlardan gelen bir eziklikle savunulamayacağını zannediyor. Ya Kur'an kendini savunacak güçte zaten. Kimsenin savunmasına ihtiyacı yok. Okuduğun zaman görüyorsun. Kur'an kendini her zaman savunuyor zaten. O meczup ne derse desin, o meczuplar ne derse desin. Hiç dua etmeyen de olsa Kur'an kendini koruyor, savunuyor. Şimdi bu adamlara, bu adamlara onun diliyle saldıracaksınız. Bakın susturacaksınız. Ben bunu yaptığım için bana karşıma çok iş. Ya işte hani yani işte ona cevap verme. Hayır arkadaş. Yerin dibine sokana kadar uğraşacağım. Sen 15 Temmuz'a kontrollü kontrolü derbeden bütün alçaklara ben onun bedelini ödeteceğim. Ben söz verdim. 15 Temmuz'dan beri bunu söylüyorum burada da kaç defa. Şehitlere sözümüz var. Ben PKK'da mücadelede şehit olmuşun hakkını savunmayacağım. Şöyle kendimi önemseceğim. Ya ben işte tırnak içinde ne diyeyim Şenero falan işte yazıyorum falan filan. Ne kadar önemliyim değil mi? Bak kendime göre bak güya. Peki 11 aylık bebek annesiyle hayat havaya uçurulmuş. Hayat hakkı tanınmamış. O benden değersiz mi şimdi? O benden ben niye Bedirhan bebek deyip duruyorum 11 aylık Bedirhan bebekten bahsediyorum? Yahu bundan daha çarpıcı örnek var mı? 11 aylık bebek annesiyle havaya uçurulmuş. Bu memlekette aydınım diyen, solcuyum diyen, sağcıyım diyen ya da efendim e, demokratım efendim, e, entelektüelim diyen adamların gıkı çıkmıyor ya. Dünyayı dünyayı başına indirirler ya. Bu gök kubbe insanın başına iner kardeşim. Ben bunu savuramazsam, ben bunu söyleyemezsem, ben bunu ben buna susanları aşağılamazsam o çocuk benden yemin ediyorum ahirette hesap sorar. Dolayısıyla saldıracaksınız. Tek yapmak istediklerini biliyor musunuz? Mete'de de var, bende de var, o duygusal hepimizde var. Kızıyoruz, küsüyoruz, içimize kapanıyoruz. Bizi yıldırmak istiyorlar. diyorlar ki itibarsızlaştıralım. Lan adam dur, hala direniyor. Söylediğini inkar et, şey yapalım, iftira atalım. Adam hala mücadele ediyor. Adamı diyor ki küstürelim, ne yapalım? Tahkir edelim. Mesela ne yapalım? Küfür edelim. Grup ya, ya düşünebiliyor musun? FETÖ'cüler hep bir ağızdan beraber Ana avrat küfre başlıyorlar. PKK'lılar ana avrat belli yani hani etmeyecek adamlar bile belli şeyler tutum içinde olan bakıyorsun saydırıyorlar sürekli saydırıyorlar. Belli ki organizasyon var. Niye yapıyorlar bunu? Nedim sen sus. Nedim sen sus. Mesela şöyle sözde FETÖ PKK ağzına alanlar var. Güya milliyetçi görünen tipler de var ortada gazeteci. Mesela onlara hiç saldırmıyorlar. Küçük büyük adamlar var ya böyle ortalarda. onlara da FETÖ falan yazıyorlar falan. Hiç, onlara hiç fetöcüler girmiyor mesela. PKK'lılar da hiç girmiyorlar onlara mesela. Ahmet'e saydırıyor, bana saydırıyor. Niye? Çünkü biliyor ki şu o memleketteki Ahmet Efendi'nin, Ayşe Ana'mızın vicdanının sesini dile getiriyoruz. Aynı Burhan söylediği gibi. O yüzden siz diyorsunuz ki işte niye öyle yapıyorlar? Hiç önemli değil. Onların elinden bir söyleme alacaksınız. İki size ne yapıyorsa. Mistiyle mukabele edeceksiniz. Aşağılayacaksınız kardeşim. Ya ha, hakaretse hakaret edeceksiniz. Kavgaysa kavga. E, e, sopayla birbirimize gireceğiz. Ama bu ülkede hakkı te, hakkı hakka teslim edeceğiz kardeşim. Başka türlü olmaz. Bak hep söylüyorum. Ben şaka yapmıyorum. Gün gelir her türlü mücadelenin içine gireriz. Ama şunu söylüyorum. Şehitlerin hakkını ödeyemeyiz. Öyle bu işler böyle rakam makam falan değil. O 11 aylık bebek Bak tekrar ediyorum. Yasin Börüler bir takım insanlar demokrasi oynasın diye ölmediler bu ülkede. Şehit olmadılar. Annesiyle ya. Ya bu nasıl insanlar için sığıyor? Öğretmenler, hekimler ya, doktorlar. Şebnem Korur Fincancı değil mi? Doktor değil mi? PKK'nın şehit ettiği doktorlar için tek kelime etmiş mi hayatında? Hemşireler için tek kelime etmiş mi? Tutuyorsun onun adını alıp kürsüye ona ithaf ediyorsun. Ya Onat Kutlar sinema eleştirmeniydi gazeteci büyüğümüz. Asistanı Yasemin Ceviyonay'ın Taksim'in göbeğinde şehit edildi PKK'lılar tarafından. Senin o şebnem korur fincancı ona bir laf söyledin bugüne kadar? Ödülü ona ithaf ediyorsun. Buraya laf söylüyorsunuz. Bu çelişkileri yüzüne yüzüne vuracağız insanların. Bak başka türlü bir mücadele olmaz. Bu, siz zannediyorsunuz ki PKK ile mücadele daha da e, askerler, emniyet... Güçleri işte adliye emniyet sokakta hocam bu alanda propaganda alanında şakır şakır mücadele edeceğiz. Ağızlarını açtırmayacağız bak hak adına gerçek adına çocuk diyor ki ithaf etmen bir önemli değil. Yalan söyleme bak HDP'liler hemen sahip çıkıyorlar ona biz ona sahip çıkmak için kendimizi yırtıyoruz burada. Peki çok teşekkür ediyorum Mete Erer, Nedim Şener, Hüseyin Nikoğlu, Masum Hocam. Memnun kaldınız bu Tabii programda. ben bir şey söylemek istiyorum. Her istedim. zaman memnun Çok kısa Dua ile söyle. ilgili. Şimdi malum e, her milli bayram vesaire günlerde işte Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi hutbede okunmadı diye kıyameti koparırlar. O e, Açılışta da ilk baştaydı Hayır. O eleştirdikleri duadan ne vardı? Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. İşte baştaydı diyorum ya. Devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi saygıyla yad ediyor. Cümle geçmişimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İşte o duadan da bir şey çıkmadı. Işte. Bari amin diyenden çıkaralım. Serhat dediler. Serhat Ayasofya'nın açılışındaki o minberdeki kılıç öyle bir battı ki hala onun acısıyla yanıp tutuşuyorlar o yüzden duaya karşılar merak etme. Peki çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Evet. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.